Gündemden iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Özel gündemin gerçekten ismi gibi bu akşam çok özel bir konuğu var. Hem siyasi yaşamı hem de beşeri münasebetleri gereği benim çok takdir ettiğim, çok sevdiğim bir abimiz. Ben onu anons ederken çok yakıştırdığım bir sunumla devam edip anons etmek istiyorum. Hem doğası gereği hem de insanlığı gereği havası sert, insanı mert toprakların evladı Aybastır'ın belediye başkanı Sayın İzzet Gündoğar bu akşam konuğumuz. İzzet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Hüseyin Bey. Ben de size teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen tüm izleyenlerimize, başta ordumuzun 19 ilçesinde yaklaşık 800 mahallesinde yurt içinde yurt dışında yaşayan tüm hemşehrilerimizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. İnşallah güzel bir yayın olmasını temenni ediyor. Şimdiden şahsınızda tüm TİBEL'le 52 ailesine teşekkür ediyorum. Başkanım çok teşekkür ederiz. Hemen programa başlarken bir takım videolar vardı. Ben onları izlerken gördüm. Evet. Orada bir şey çok dikkatimi çekti. 2009'da İzzet Gündoğar'ın Aybastır'da belediye başkanlığı adaylığı dönemindeki çektiği ilk programın başı. Evet. Kendine tanıttığı video var. Arkadaşlarımdan rica edelim. Hazırsa izleyelim. Çünkü ben ondan çok etkilendim. O günden bugüne aslında İzzet Bey'in değişen hiçbir şey olmamış. Sadece birkaç kilo almış. Bir görelim sonra konuşmaya devam edelim. Şu andaki konuğum da Aybastır Belediye Başkan adayı AK Parti'den, AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Sayın İzzet Gündoğar. Sevgili Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi inşallah Aybastır'da İzzet Gündoğar güneşi doğarsa Aybastır'ın çok şey kazanacağına ben şöyle baktığım zaman anlıyorum. İlkokulumu Küçük Yaha Mahallesi Hacı Osmanlı İlk Öğretim Okulu'nda bitirdikten sonra ortaokul 1. ve 2. sınıfı Aybastır Ortaokulu'nda, ortaokul 3 ve liseyi Samsun'da, Samsun Atakum Teknik Lisesi İnşaat Bölümünde, ortaokulu da Cumhuriyet Lisesi'nde bitirdikten sonra, 19 Mayıs Üniversitesi Çorum Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümünü bitirdikten sonra, 1989 yılında Aybastır Belediyesi'nde şu an belediye başkanlığına talip olduğum belediyede Fen İşleri Müdürü olarak göreve başladım. 4 yıl. Biz sizinle niye karşılaşmadık ama zaten az gelmişti. Evet. Evet. 4 yıl kendi doğduğum büyüdüğüm bir yerde çalıştıktan sonra kaderde varmış Niksar Belediyesi'ne tayinli atandım. Evet. 16 yıl Niksar Belediyesi'nde aralıksız çalıştım. Niksar Belediyesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Çevre Müdürlüğü, en son da 4 yıla yakın belediye başkan yardımcılığı görevlerinde bulundum. Evliyim ve 3 çocuğum var. Özgeçmişim kısaca bu. Evet, pek Mehmet teşekkür Bey. Ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, herhalde benimle aynı fikirdesinizdir. Videoyu izledikten sonra İzzet Başkanım da gerçekten değişen fazla bir şey olmamış. Sadece saçlarda bir kısım aklar var, birkaç da kilo var. Evet. Başkanım o zamandan bu zamana nasıl bir anı var? Kısaca tabii. Bir şeyi soruyorum aslında. Yani başladığınız dönemle bitirdiğiniz dönem, ustalık döneminiz artık. Hayatınız belediyecilikle geçmiş bu arada. 30 yıla yakın bir belediyecilik geçmişiniz var. Çok büyük. Tabii Hüseyin Bey. 10 yıla çok şeyler sığdırdık. Ordu'da, Aybastır'da hizmet anlamında yaşadığımız olaylar, süreçler, hizmetler, dostluklar, gurbetler, orduyu tanımak, orduları tanımak. Ama bu süreçte en önemli bıraktığımız şeyin hoş bir seda, dostluk olduğunu gördüm. Ne güzel, ne mutlu size. Evet. Benimle aynı fikirde misiniz? Çok değişmemişsiniz galiba. Yani aşağı yukarı öyle. Dediğiniz gibi saçlar biraz da kilo almışız. Ne mutlu size. Tabii. Başkanım yavaş yavaş başlayalım o zaman. Bugün önemli bir gündü Ordu için. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin de genel başkanı Ordu'daydı. Evet. İyi de bir katılım vardı. Güzel de bir miting oldu. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Mesajlarla ilgili. Siz de muhtemelen mitingdeydiniz. Mitingdeki ortamla ilgili ambiyansla ilgili ne söylemek istersiniz? Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanılmıyorsam Ordu'ya 22. gelişi bu. Evet. Siyasete başladığı, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne 22. kez Ordu'ya geldi. Ordu'ya ne kadar kıymet verdiğinin, değer verdiğinin bir göstergesidir. Hem Türkiye'yi yönetmek, dünya meseleleriyle uğraşmak, hem de partisini yönetmek ve 16-17 yılda 22 kere buraya gelmek, yılda ortalama 1,5. Yani 2 yılda 3 kere gelmiş ortalama öyle gözüküyor. Evet. Biz kendisine tüm ordular adına, ilçem adına Canı Göl'den teşekkür ediyorum. Bugün yine hava soğuk olmasına rağmen yüksek kesimlerde sabah 9-10'a kadar Aybastır'da yağmur yağdı, kar yağdı. Buna rağmen insanlar Recep Tayyip Erdoğan sevgisi gönüllerde olunca yağmur yağ soğuk dinlemiyor. Her zamankinden daha fazla coşku, heyecan vardı. Biz de miting alandaydık. Cumhurbaşkanımızı karşıladık. Gerçekten Ordu adına, AK Parti adına, Recep Tayyip Erdoğan sevenler adına
tarihi bir gündü. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum. AK Parti il başkanlığımıza, onun şahsında ilçe teşkilatlarımıza, belediye başkanlarımıza, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza hoş geldiniz diyorum. İnşallah 31 Mart seçimlerinin AK Parti'mize, ülkemize, diğer partilere şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bir daha gelip gelmeyeceği yönünde bilginiz var mı? Seçime daha uzun bir süre var başkanım. Şu ana kadar bir bilgim yok ama muhtemelen gelmeyecektir yani. Son görüşte. Daha seçime çok var. Genelde seçime yakın geliyordu. Bu sefer biraz erken geldi Sayın Cumhurbaşkanı. O yüzden kafalar karıştırdı biraz. Ya gelirse biz mutlu oluruz ama muhtemelen gelmeyecektir. Başkanım size doğru geçelim yavaş yavaş o zaman. Evet. 10 yıldır Aybastı Belediye Başkanlığı yapıyorsunuz. Öncesinde de belediyecilik geçmişiniz çok fazla var. Evet. Bu seçimde aday adaylığı dönemi başladığında herhalde oradaki 750 bin kişinin 749 bini İzzet Gündoğar isminin sabit kalacağı yönünde hemfikirdi. Evet. Biz de buna cani gönülden inanıyorduk. Evet. Ve büyük bir sürprizle İzzet Gündoğar aday olmadı. Bence seçimin en büyük sürpriziydi. Evet. Bu size de sürpriz oldu mu? Beytullah Gençler ismi açıklandı Aybastı'da. Size de sürpriz oldu mu? Siz ne düşündünüz? Şimdi İsa Bey, bir şahsım, ailem için, sevenlerim adına, Aybastılar adına, dostlar adına, 19 ilçe adına İzzet Gündoğar'ın adayı olmaması gerçekten bir sürprizdir. Bizim için de sürprizdü. Sebebi şu, yani belediye başkan adayları belirlenirken geçmiş dönemlerde anketler halkımızın genel kanaati yönünde adaylık süreçleri belirlendi. Yani bizim her zaman halkta %65-70 karşılığı olan iki dönem çok başarılı bir belediyecilik süreci yaşadık. Ekibimizle beraber, teşkilatlarımızla beraber, personelimizle beraber. Hemşehrilerimizin düğününde güldük, cenazelerinde ağladık. Yurt içi, yurt dışı, gurbet Aybastı arasında gönül köprülerini kurduk. Aybastı'ya birçok hizmetler yaptık. Neticesinde her hizmet müşterisini memnun etme sanatıdır. Biz de belediye başkanı, siyasetçiler halkı memnun etmek zorundayız. Biz halkın memnuniyeti yüksek bir orandaydı. Evet, aday olamadık. Sürprizdi. Üzüldük mü? Üzüldük. Şahsımız adına, sevenlerimiz adına. Ama kader dedik. Genel merkez böyle bir takdir gördü. Beytullah genç kardeşimiz aday gösterdi. Biz de kendisine hayırlı olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet, biz de başarılar dileyelim başkanım. Bir şey daha belirtmek istiyorum ve sormak istiyorum aynı zamanda. Şimdi İzzet Gündoğar yakından takip edenlerden biz medya grubu gereği. Evet. Yakından takip ediyoruz ve seviyoruz. Hem siyasi yönünü seviyoruz, baştan da söyledim. Hem insani, beşeri yönünü seviyoruz. Bu manada İstanbul'da ciddi bir organizasyonunuz vardı. Yani İstanbul'daki derneklerle ve hemşehrilerinizle, Aybastılı hemşehrilerinizle ve onların da size karşı ciddi muhabbetleri vardı. Evet. Aynı şey Aybastı'da da geçerliydi. İstisnalar var, soracağım biraz sonra. Bu bağlamda halktaki durum ne oldu? Yani vatandaşlardaki, seçmenlerdeki durum ne oldu? Onların algısı nasıl oluştu bu noktada? Yani onlar için de büyük bir sürpriz oldu. Keza ben yine söylüyorum, Aybastılılarla yakın görüşen insanlardan bir tanesiyim. Birçok abim var, birçok dostum var, konuştuğum, görüştüğüm. Dolayısıyla oradaki algıyı merak ediyorum. Onlardaki kırılma, tepkime nasıl oldu? Tabii böyle bir sonuç, az önce de söylediğim gibi, beklenmeyen bir sonuçtu. Ama genel merkez partimiz böyle bir karar verdi. Tabii biz bu süreçte hemşehrilerimizle ilçe dışında bulunan Ankara, İstanbul, İzmir, Trakya, Adapazarı 30'un üzerinde derneğe de ziyaret ettik. Hem bu süreci istişare ettik, hem helallaştık, vedalaşmadık. Hayat devam ediyor. Biz 30 derneğe İstanbul, Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Sakarya, Bursa, Karacabey, Ankara merkezdeki tüm değneklere birebir ziyaret ettik. Tabii hemşehrilerimiz üzgün ama ya bu iş geçti artık. Biz önümüze bakacağız. Yani bunu duygu sömürüsü olarak yapmıyorum kesinlikle. Ama bir gerçeği ifade etmek gerekirse Aybastı'nın partili partisiz, taraflı tarafsız insanların %9'u, %90'ı böyle bir sonuca üzülmüştür. Evet. Çünkü bölgede banko aday olarak gösterilen isimlerden bir tanesiydik. Ben yaklaşık 70 personelimiz var. %95'ini ağladığını gördüm. Yani üzüldüğünü gördüm. Bu da bizi mutlu ediyor. Yani ya farklı bir şekilde bıraksaydık. Tabii. Yani sevilirken bırakmak, zirvedeyken bırakmak her siyasetçi için, her siz de burada idarecisiniz. Bir şirket, bir kurum idare ediyorsunuz. Sevilmek ayrı bir şey. Ben Cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Bize sevilirken böyle bir görevi bırakmayı nasip etti. İki dönemde bize belediye başkanlığı yapma onurunu veren
AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, dünya liderimize ve onun şahsında bize referans olan herkese, yine Aybas halkımıza, çünkü Aybas da siyaseten zor bir yerdir. Evet. Yani yaklaşık şu an 62-63 yıllık bir ilçeyiz. Biz geçmişte ağırlıklı solun yönettiği, sol partilerin çok güçlü olduğu bir ilçedir. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Aybas'ta üçüncü olmuştu yani. Belediye seçimlerinde, 2004 seçimlerinde üçüncü olmuştu. 2019 seçimlerinde mevcut belediye başkanı arkadaşımıza biz %50 fark atarak 4600'e 2400, 2014 seçimlerinde 7500'e 3700. Çok ciddi bir değişim yani, olmuş. Yani biz o şekilde, çünkü biz görevimiz gereği isteyerek yaptık. Bir işi gönüllü yaparsanız başarılı olursunuz. Ben ekibimle beraber Aybastı'da ilk 5 yıl büyükşehir olmadan bir süreç vardı. 10 mahallemiz, 3 belde, 8 köy. Biz bize bağlı olmayan mahallelerinde her cenazesine gittik, birlikte acılarını paylaştık. Her mahallede düğüne gittik, birlikte mutluluklarını paylaştık. İleride bunlar büyükşehir olur da buralar bize oy verir diye bunları yapmadık. Aybastı'yı o gün de bir bütün düşündük. Bugün de bütün düşündük. Biz İstanbul'da ilk dönem örneğin Zafer, Uzundere, Peridüzü, Toygar, Beştam, Sarıyer, Safalık, Alacalar, Hisarcık, buraları bize bağlı değildir, Kayabaşı. Biz onların pikniklerine gittik, derneklerine, dernek açılışlarına gittik. Aybastı'yı biz 10 yıldır gerçekten gönülden kucakladık. İnsanlar da bu samimiyeti görünce bize 3. dönem devam etme referansı vermişti. Ama yine dediğim gibi genel merkezimiz böyle bir takdir etti. Ben saygı duyuyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibinde, AK Parti'mizde kalmaya, siyasete devam edeceğiz. Burada olmaktan onur duyuyorum. Eyvallah. Allah yolunuzu bahtınız açık etsin. Konu gelmişken de söyleyelim. Sosyal medyadan da yayındayız sevgili izleyiciler. Oradan da takip edip katılımda bulunabilirsiniz. Hemen bir de mesajı okumak istiyorum. Güzel, bu konuyla alakalı bir mesaj. Halil İbrahim Boğmalık diye bir abimiz bir mesaj yazmış. Bir Korganlı olarak en çok üzülenlerden biriyim demiş. Allah razı olsun. Demek ki çalışmanın ve dürüstlüğün karşılığı buymuş diye de sitem etmiş. Başkanım, bu tarz mesajlar çok vardır ama tabii buraya ne kadar yansır bilinmez. Bütün Aybastı'ndan ben dinledim bunu. O yüzden bu konuyu çok da ben istemiyorum. İnşallah her şeyin, yaptığınız görevin, iyiliğin karşılığını illaki dünyada alacağız diye bir şey yok. Yani dünya ahiretin tarlası. İnşallah bu güzelliklerin, bu sevginin karşılığını ahirette alırız. İnşallah. Başkanım, çok tecrübeli bir siyasetçi vardı Aybastı'nın başında ve sonuçlara yansıyordu bu. Evet. Bu dönem yeni bir arkadaşımız aday oldu. Evet. Siyasi tecrübesi de çok yok herhalde benim bildiğim kadarıyla. Ve Aybastı her partinin aday çıkarttığı nadir ilçelerden bir tanesi. Evet. Seçime nasıl yansır? Bu tecrübeyle ne yorumlarsınız? Buradan ne çıkartırsınız? Şimdi tabii kolay bir süreç değil. Çünkü tüm adaylar yeni. AK Parti'mizin adayı Beytullah Genç'ten kardeşimiz. Öğretmen, 25 yılı aşkınlık bir öğretmenlik süreci var, tecrübesi var, devlet deneyimi var. Diğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Özdilek Aydoğan kardeşimiz veteriner hekim. Aybastı'da yanılmıyorsam 18 yıldır veteriner hekimlik yapıyor, Aybastı'yı iyi bilenlerden. Yine İYİ Parti'nin adayı Yüksel Tokat, iş adamı bir kardeşimiz, abimiz. Diğer partilerden Saadet Partisi'nden Beytullah Gündoğan kardeşimiz. Yine Bağımsız Türkiye Partisi'nden var. Tabii 5-6 adaylı bir süreç Aybastı için. Hepsi de yeni aday, hepsi yeni yüz. Evet, enteresan bir seçim. Tabii AK Parti'nin belli bir gücü var inşallah. Aybastı'da çalışmalar olumlu gidiyor. Hem büyükşehir sürecinde hem de ilçe belediyelerinde ben AK Parti'mizin başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah biz de öyle temelinde bulunalım herkes için. Yarışta inşallah başarılı olan, hak eden kazansın diyelim. Aybastı'ya faydalı olacak insan kazansın diyelim. Başkanım, duruşunuz herkes tarafından alkışlandı. Yani aday göstermemenize rağmen duruşunuz herkes tarafından alkışlandı. Geçen iki gün önceydi zannedersem Aybastı'da da bir miting vardı. Orada otobüsün üzerindeki konuşmanız, dün, bir önceki günde galiba. Dün müydü? Otobüsün üzerindeki konuşmanız da takdire şayan idi. Orada adaya başarı dilediniz, herkese teşekkür ettiniz, helalleştiniz. Ancak bir de sisteminiz vardı, küçük de bir sisteminiz oldu orada. Geçmiş döneminizde biz de bazı işlere tanık olmuştuk, bazı sıkıntılarınıza tanık olmuştuk. Herhalde Aybastı'nın içinden bazı sıkıntılar yaşadınız. Onlar Ankara'ya yalan dolan belge gönderen insanlar oldu dediniz. Onlara hakkımı helal etmiyorum dediniz.
O kısmı biraz konuşmak istiyorum. Orada bir söyleminiz daha vardı. Davam partim şahsımın önünde gelir dediniz. Mesela çok takdire şayan orada altı çizecek cümleler vardı. Ama bu da göze battı. Böyle merak edildi. Şimdi İsa Bey, ben AK Parti'de siyaset gözümü açtım. 2009 yılında, 2019 yılındayız. Bir kere daha bana 10 yıl belediye başkanlığı yapma onurunu görevini veren AK Parti'mize, genel başkanımıza teşekkür ediyorum. Her iş bir etik ister, ahlak ister, fazilet ister, duruş ister. Siyaset de böyle. Yani bir yerlere gelmek, bir yerlerde kalmak için illaki rakiplerinizi kötülemek, belden aşağı vurmak, sahte belge, evraklarla rakibinizi kötülemek. Bu televizyonculukta da böyle, siyasette de böyle, evet. Ticarette. Hayatın her alanında böyle olması gerekiyor. Ben 10 yıl siyaset yaptım, 30 yıldır da devlette çalışıyorum. 20 yıl memuriyetten sonra hiçbir zaman hiçbir arkadaşımızla ilgili bir farklı, hak etmediği, insan onuruna yakışmayan bir beyanda, söylemde, şikayet aciz insandan insandır, basit insandan eşidir. Biz bu süreçte en fazla yalan, asılsız, iftira, belge, mesaj, İstanbul kanadından, Aybastı'dan, onlar istenilirse, ya bunlar kim derlerse, biz eğer AK Parti'm isterse bunu ben AK Parti'me sunmaya hazırım. Evet. Bu belgeler var. Yani bunları hazırlayanlara, söyleyenlere, belden aşağı vuranlara ben hakkımı helal etmiyorum dedim. Yine buradan yine söylüyorum. Bir belediye başkanlığı olmak için birilerine iftira etmek değmez. İftira edeceksek, iftira ederek Cumhurbaşkanı, milletvekili olacaksak Allah nasip etmesin. Yani biz her şeyden önce Müslümanız. Müslümanlığa yakışır, İslam'a yakışır bir duruş sergilememiz gerekiyor. Yani insanlara iftira etmek. Ben dün orada kürsüde söylerken onu söylemeye çalıştım. Yani ve bu sahte belgelere itibar edenler de dahildir buna. Sahte belge. Bunu gönderenlerle bunlara itibar edenler, evet, bir de dahildir. Dahildir. Doğru. Çünkü biz 10 yıldır orduda siyaset yapıyoruz. Birçok olay yaşadık. İzzet Gündoğar'ı bilmeyen orduda milletvekili olamaz. Duruşunu, kişiliğini, karakterini, il olamaz. Ankara'daki büyüklerimiz olamaz. Ama bir şekilde böyle bir sonuç çıktı. Elbette ki yani halkın üzüldüğü nokta bu. Halk size 10 yıldır, yani. Ben dün kürsüde şunu bir şey daha söyledim. Ben 92 sonradan İksar'a gittim. 17 ile yakın kaldım, geri döndüm. İksar'a giderken beyaz sayfaydım, dönerken de beyaz sayfaydım. Allah nasip etti, belediye başkanı olduk, beyaz sayfa tertemiz, bırakırken de öyleyiz. Allah bozmasın hocam. Yani dün kürsüde söyledik, varsa birisinin elinde bir belge, bilgi getir kardeşim. Mahkeme var, hakim var, savcı var. O yüzden yani insanın zoruna giden yani bu. Ben yine diyorum, iftira, belge, bilgi düzenleyen, sahte mesajlarla, sahte bilgilerle bir yerleri yanıltan veyahut da gönderen insanlara hakkımı helal etmiyorum. Evet, koca koca insanlar, bir iki kelam da ben söyleyeyim, evet. Bu anlamda. Çünkü ben de biraz işin içindeyim. Bazı makamlara gelmek için atmadıkları takla yapmadıkları yalan, evet, kalmıyor. Yoksa AK Partili olmak bir ayrıcalık, bir onur, bir şeref siyaseten. Biz bu partinin bir neferiyiz, bir eriyiz. Bu partide olmaya devam edeceğiz. Bu gemiden birileri diyor ya, inen biz inmeyeceğiz, inmedik. Biz nefsimize uymadık, uymayacağız. Yani bu yolda inşallah hep beraber devam edeceğiz. Böyle bir mesaj vardı, okumama gerek kalmadı başkanım. Gemiden inmeyin, devam edin, sizi vekil olarak görmek istiyoruz diye. Bir de Ali Güler diye bir kardeşimiz yazmış. İzzet Başkanım, ben de çok başarılı buldum sizi. Bir üngül olarak diyor, bundan sonraki yaşamınızda başarılar dilerim diyor. Ben de teşekkür ediyorum. Daha çok dışlara okuyorum ki yani Aybastılılar sizi zaten biliyor, tanıyor. Evet. Bir de benim gibi yani ordunun geneline yayılan bir isminiz var idi, imajınız var idi. Ben baştan da söyledim, tarafım bu programda. Siyasi bir geleceğiniz ya da yarışınız olmadığı için açık açık oynuyoruz, açık konuşuyoruz. Evet. Ben hem siyasi ahlakınızı hem de beşeri münasebetlerinizi çok takdir eden insanlardanım. Dolayısıyla net ve rahat soruyorum, rahat konuşuyorum. Şimdi İzzet Başkan'ın 10 yıllık siyasi geçmişi var. Daha uzun siyasi geçmişi var da Aybastı'da 10 yıllık bir geçmişi var. Ve bu dönem biterken en azından tebliğ aldığınızda, başka aday çıktığında bizim televizyona bağlanmış. Ve bundan sonraki yaşantınızda milletvekili olarak devam etmek istediğinizi söylemiştiniz. Evet. Şimdi merak ediyoruz. Diyoruz ki İzzet Başkan'ın acaba fikirleri değişti mi? İzzet Başkan bundan sonraki hayatında, siyasi hayatında ne düşünüyor, ne yapmak ister? Bir, AK Parti'de siyaset yapmaya devam etmeyi düşünüyoruz. Allah nasip eder, ömrümüz olursa. Bizim için Aybastı Belediye Başkanlığı süreci tamamlanmıştır. 31 Mart tarihiyle. Olacak kardeşimize başarılar diliyoruz. Cenab-ı Allah muvaffak etsin.
İnşallah bizden sonraki gelecek kardeşimiz Aybastı'da bizden daha güzel hizmetler yapar. Daha başarılı olur. Biz bayrağı gerçekten belli bir noktaya zirveye çıkardık. Çıtayı yükselttik. Ha burada ben dönünce belediye başkanlığı yapmış birbirinden değerli çok büyüklerimize. İbrahim Gökaloğlu rahmetli, ona rahmet diliyoruz. Hizmetler için teşekkür ediyoruz. Yine hayatta olan İhsan İlhan abimize, değerli belediye başkanımıza, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hayatta Allah sağlığı sıhhatli hayırlı ömürler versin diliyoruz. Evet. Ellerinden öpüyorum. Yine Hakk'a uğurladığımız Ahmet Zaimoğlu belediye başkanımıza Hakk'a uğurladık rahmetli. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Yine hayatta olan Salih Yaman abimize hizmetler için teşekkür ediyoruz. Hayırlı ömürler diliyorum. Benim belediyeci olmamda vesile olan, aracı olan, 89'da belediyede işe alan belediye başkanımız Vakıf abiye çok teşekkür ediyorum. Benim başarılı bir belediye olmamda ön ayak olmuştur. Evet. Hep iyi günümde, kötü günümde yanımda olmuştur. Ellerinden öpüyorum burada. Yine benden önce görevi devraldım. 10 yıl Aybastı Belediye Başkanı yapmış Fehmi Küpçük Bey'e Aybastı'ya çok güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Küçük yerlerde siyaset çok zor. Belediye başkanlığı çok zor. Masanın öbür tarafında olmak çok zor, bu tarafında olmak çok zor. Yani küçük yerde belediye başkanlığı vatandaş her şey olarak görüyor. Evet. Devletin tüm kurumları size bağlı olmamasına rağmen. Adliye size bağlı değil, farklı bir kurum. Tamamen bağımsız. Emniyet, jandarma, sağlık, işte kaymakamlık, tapu, nüfus, vergi. Vatandaşın nerede bir sorunu varsa sizi arar. Çözdüğünüz vardır, çözemediğiniz vardır. Çözerseniz güzel, çözemediğinizde işi yapamadı belediye başkanı olursunuz. Bütün ihale sizde. Evet, yani size bağlı olmayan kurumlar. İşte ben bir yapım vardır, aralıklarla pazarları gezerim. Hayvan pazarından başlıyor, sebze pazarı. O köyden gelen teyzeleri kucaklarız, ellerini öperiz. Nasılsın anacığım, teyzeciğim dediğinde, iyiyim yavrum, evladım, bir isteğin var mı dediğinde, mutlaka oğlum TEDAŞ'ı bir ara da şu önündeki lambayı bir yaksın der. Güzel. Veyahut da lamba öbür tarafa dönmüş, benim evime doğru çevirsin der. Yani şimdi TEDAŞ bize bağlı mı değil. Misal çok basit bir örnek. O yüzden siyasetçiler de eleştirirken ben şimdi 27 gün sonra belediye başkanlığım bitiyor. Bundan sonraki arkadaşlarımıza hemşehrilerimizin biraz daha insaflı, merhametli olmasını özellikle rica ediyorum. Yani süre vermek çok lazım. Önemli. Süre vermek lazım. Onları tanımak lazım. Onlar da sonuçta insan, her türlü imkanı sonsuz değil. Gerçekten ekonomik imkanlar, araç gereç. Ya biz özellikle ikinci dönem büyükşehir sürecinde ilçe belediyeleri çok ciddi zorluklar çektik. Yani ilk ay anlatayım, yani büyükşehir olduk. Niksar'da şu anki mevcut belediye başkanı Özürek kardeşim tekrar da oldu. Kendisine başarılar diliyorum. İlk dönem hayırlı olsuna gittik. Orada muhasebe müdürü geldi. Başkanım dedi, bize bu ay ciddi bir para geldi. 2 milyon küsür. Biz de nüfusumuzu orantıladık. Herhalde 1.300.000-1.400.000 para gelmesi lazım. Nüfusa göre. %40 kesiliyor büyükşehir payları. Bizim muhasebeyi aradım. 132 bin lira para gelmiş. Aradım. Maaş 350 bin lira o zaman. 250 bin lira da akaryakıtımız. 600 bin işte elektrik, telefon, şu bu. Ay başı 700 bin lira para lazım. Gelen 132 bin lira. Nasıl dönecek bu çark? Dedim ki arkadaşlar, bir daha şu İller Bankası'nı arayın. Sıfırlarında falan bir yanlışlık olmasın. 132 bin, 1.300.000 lira falan olabilir. Tekrar adına 132 bin lira dediler. Biz ikinci döneme bu şartlarda başladık. Evet. Ama çok şükür 10 yıllık süreçte benim şu an belediye personelime 1 lira borcum yok. 1 lira benim dönemime ait akaryakıt borcumuz yok. Yani o şekilde yürüttük. O şekilde 30 yılın tecrübesiyle Aybastı'da güzel işler yaptık. Başkanım, yeni seçecek başkanları sadece Aybastı'ya özel değil, bütün ilçelerde, hatta büyükşehirde hiç de kolay bir zaman dilimi beklemiyor. Gerçekten zor. Özellikle son dönemdeki ödeneklere bakınca ben biliyorum çünkü nasıldır zorluk içinde olduklarını ilçelerin. Gerçekten yeni seçilecek adam belediye başkanlarının, insanların... Ben müsaade edersen bu konuda zor. Bir şey söyleyeyim. Tüm aday arkadaşlarıma, zaman zaman aday arkadaşları da sizin ekranda, diğer televizyon ekranında izliyorum, merak ediyorum. İşte evet. Hedefleri, projeleri, hatta dağıttıkları broşürlerinden. Arkadaşlar kesinlikle çok ciddi hayallere girmemelerini diliyorum. Ayağını basan işler. Milyonun üzerindeki proje vaatlerinde asla bulunmasınlar.
Bazı arkadaşları görüyorum 15-20 milyonluk proje vaat ediyorlar. Bunu 5 yılda yemeseler, içmeseler yapma şansları yok. Yani şu anki ilçe belediyelerimizin gelirleri gerçekten maaş akaryakıta zor yetiyor yani. Tabii onlar dışarıdan gördükleri için bu durumu bilmiyorlar. Kesinlikle yani ben kendi ilçemde de hem aday adayı AK Parti'mizin aday adaylarına da söylemiştim. Diğer ilçe diğer partinin adaylarına da Aybastı Belediyesi'nin geliri bu kardeşim. Ortalama 500 bin lira aylık. Evet. Bunun 300 310 bin lira maaş, 100 bin lira akaryakıt, 100 bin lira ne yaparsam bu. Başkanım zor bir durum ama burada şey var mı? Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin arasındaki görev bölüşümünde ilçe belediyesinin avantajı var mı? Yok. Yani şöyle, biz 20'de 20 yaptığımız için geçmiş dönemde AK Partili avantajlar oldu, dezavantajlar oldu. Örneğin kış mücadelesi. Evet. Kış mücadelesi ortak yapılmıştır. Sanki ilçe belediyeleri bir avantaj sağlamış gibi gözükür ama öyle görünüyor gerçekten. 5393 sayılı belediye kanununa baktığın zaman karla mücadele büyükşehire aittir. Bunu ara sokağı, ana caddesi yok. Ulusal kanalları açtığımızda İstanbul'da kar yağdığında, Bursa'da, Ankara'da kar mücadelesini kim verir haberleri açtığımızda? Büyükşehir. Hiç ilçe belediyelerinin, Çankaya'nın, Keçiören'in, Üsküdar'ın ismi geçer mi? Geçmez. Ama burada aynı partinin belediyeler olduğumuz için ortaklaşa, araç bizden, akaryakıttan ondan oldu, tasarruf olsun diye. Araç yeniden araç kiralama alma olmasın diye böyle bir yol izlendi. Avantajlı taraflar da oldu büyükşehirin. Biz şöyle, 2014 yılına girmeden önce büyükşehir süreçleri anlatıldı. İlçelerin, oluyordu büyükşehir. İlçelerin ciddi bir gelir artışı olacak şeklinde söylendi. Bunu bize söyleyenler bakanlık yapmış, Büyükşehir Belediye Başkanı yapmış, fiilen Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlarımız, abilerimiz, milletvekillerimiz bu bize söyledi. Biz tam tersini gördük. Yani düşünün Aybastı gibi, Mesulye gibi, Korgan, Görkö gibi belediyelerde gelen para zaman zaman maaşa yetmediği aylar olmuştu. Düştü mü ödenekler? Tabii yani sonuçta askeri bir personel çalıştırıyorsunuz. Elektrik gideni var, telefonu var, sabit hiçbir şey yapmasan. Öz gelirlerinizin bir kısmı da büyük şehre gitti. Yerel yönetilme yasası değişecekti. Revizyon inşallah bizim dönemde gerçekleşmedi ama inşallah en kısa zamanda gerçekleşir. İlçelere olumlu yansır. Şimdi Hatay'a mahal vermeden de sormak istiyorum. Yani Büyükşehir'le ilgili iyi mi oldu, kötü mü oldu? Yani hayır mı oldu, kötü mü oldu anlayamadım ben. Büyükşehir yani konuşunu. Birçok eleştiren insan var Büyükşehir'e geçişin. Yani Büyükşehir olmasının, ordunun Büyükşehir olmasını eleştiren insanlar çok fazla var. İlçeler arasında muhakkak dezavantaj gibi görünüyor ama ilin geneline baktığınızda Büyükşehir olması ordu için avantaj mıdır? Dezavantaj mıdır? Şimdi şöyle, yani mevcut yasa, Büyükşehir yasası İzmit, Sakarya, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi yerlere göre, oranın coğrafi şartlarına göre hazırlanmıştır. İstanbul'da Pendik'ten giriyorsunuz Silivri'ye kadar İstanbul bir bütün. Evet. Yani neresinin Esenyurt'a girerken tabelayı görüyorsunuz ama öbür tarafta Çekmece var. Arada bir şey ama biz de şimdi Aybastı'yla Ordu arası 90 kilometre. Uzundere 20 de öyle 110. Akkuş 110 kilometre, Seferlisi var 30 da öyle, 140 kilometre sonra. Evet. Yani merkezle bağı uzak. Yani coğrafi dağılımı sıkıntılı. Coğrafi dağılımı. Bir de bizde yerleşim çok dağınık. Burada hizmet etmek gerçekten zor. Ben 17 Niksar'da çalıştım. Niksar derli toplu. Yani oranın kültürü öyle. Mahalleleri, köyleri de derli toplu. Bizde dağınık. Yani herkes evini, tarlasının, bahçesinin başına yapmış. 300 metre aralıklarla, 100 metre aralıklarla, 1 kilometre aralıklarla evler var. Buraya su götüreceksin, yol götüreceksin, elektrik su götüreceksin. Zor bizde. Bu da ekonomik güç oluyor maalesef. Ordu'nun nüfusu da yeterli değil galiba. Yani hizmet gittikçe, için yeterli, yeterince hizmet edebilmek için. Şöyle, Aybastı nüfusu şu an 24 bin. Evet. Bulunduğumuz coğrafya Esenyurt'un 5 katı. Bazen Enver Başkan çağrı yapıyor diyor ya, nüfus taşıyalım bu tarafa gelsin, faydalanalım paradan, gelen para artsın ama diye. Ama taşıma suyla olmuyor yani. Aybastı'nın il dışında nüfusu ne kadar başkanım? 140 bin. 140 bin. Evet. 40 bin daha size gelse bu işler rahatlar mı? Tabii rahatlar. Değil mi? Yani, böyle bir çalışma yapılamaz mı? Şimdi yaz nüfusu, kış nüfusu var. Yazın biz 70-80 bin nüfusla 4-5'e yaşıyoruz. Festival süresi 15-20 gün 150 binle yaşıyoruz. 24 bin nüfusa gelen parayla 70-80 bin nüfusa 4-5 ay çöpünü al, hizmet yap, yolunu yap. Bunda da yetersiz kalıyoruz. Hükümetimizin, devletimizin
yaz-kış nüfusuna göre bir ortalama getirmesi lazım. Evet. İşte ordunun nüfusu kışın 750 bin ise yazın 1,5 milyon. Doğru. Su yetmiyor. Fındık zamanı her yerde su sıkıntısı vardır. 750 bin liralık ödenekle 2 milyon kişi hizmet ediyorsun. Evet. Ordu. Yani şimdi hepimiz orduluyuz. Köylerde evimiz var. Kışın kimse gitmiyor ama yazın gidiyorsun ki kışın bir iki hane ev oturuyorsa yazın 20 ev dolu. Buraya su götürmek, hizmet götürmek mevcut şartlarda zor. Hı. İnşallah önümüzdeki dönem dediğim gibi yerel yönetim yasası tekrar gözden geçer. Bizden sonraki arkadaşlarımız biraz daha rahat ederler. Valla başkanım, ben seçilecek belediye başkanlarına tavsiye olarak söylüyorum. Aralık ayında bu işe çalışsınlar. 30-40 bin nüfus yapabilirlerse fazladan çok rahat ederler hepsi. Evet. Bütün ilçelerde. Evet. Şimdi haber merkezinin bir sorusu var. Onu sorayım. Biraz yatırımlara kayalım oradan. Aybastı'nın yatırımlara doğru kayalım. Diyorlar ki İzzet Gündoğar o yıldan beri Aybastı Belediye Başkanlığı yapıyor ve AK Parti'nin bugün başladığı gönül belediyeciliği sloganıyla yürütmeye çalıştığı belediye başkanlığını o zaten yakalamış. Acaba diyorlar bunu neye borç? Yani bunu nasıl başardı diye sormuşlar. Ben de yönlendireyim soruyu. Şimdi İsa Bey, herkesin bir yapısı, karakteri vardır. Allah vergisi bazı şeyler. Güler yüzlü olmak her zaman daha insana olumlu, yani surat asmak daha zor, gülmek daha kolay. Daha kolay, evet doğru. Biz her zaman sokakta yüzümüz güldü. Aybastı'da herkesi ve herkesime, bu AK Partili, bu CHP'li, bu MHP'li, bu ÖDP'li, bu Saadet Partili, bu İyi Partili, bu Büyük Birlik Partisi'nden, şu cami cemaati, bu meyhane cemaati, şu şucu, bu bucu ayırdığımı asla yapmadık. Herkesi mi? Herkesi eşit kucakladık. Yani, bu da yansıyor zaten yani başkanım. Şimdi bunun tersi düşünen varsa canlı yayına bağlansın. Ben şu görüşten olduğum için şu işimi yapmadın diyebilir. Evet. Asla yapmadık. Çünkü biz 1980'li yıllarda terörün bu bölgede yoğun olduğu dönemlerde Aybastı, Fas'a kardeş kavgası yaşamış. Bunun olumsuzlukları da yıllarca sürmüş bir ilçeyiz. Bize düşen herkesi ve herkesimi kucaklamaktı. Ve kucakladık. Biz Ramazanlarda iftar programları verdik gençlere. Bizim bir tarafımızda AK Parti'nin gençlik kolları başkanı, bir tarafımızda CHP'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin gençlik kolları başkanı oturarak biz iftarlar yaptık. Evet, ne güzel. 7-800 genci bir araya getirdik. Getirdiğimiz zamanlar oldu. Yani hizmet bir şekilde yapılır. Yani kaldırımdır, yoldur, sudur, elektriktir, parktır. Ama önemli olan gönül köprülerini güçlü kılmak, hoş bir seda bırakmak. Biz yılmadan, yorulmadan 10 yıldır, ben 10 yıl içerisinde ortalama ayda bir kere İstanbul'a gitmişimdir, 120 ayda 120 kere gitmişimdir. Evet, buna sık sık tanık oluyoruz. Yani pazar sabahları 4'te kalkmışızdır Aybastı'dan. Gelmişizdir Ordu Havalanı, daha önce Samsun Havalanı, Ordu yokken. 10-11 gibi ya Sabiha'da ya Atatürk'te havalanda olmuşuzdur. Oradan dostları bizi almışlardır. 3-5 tane piknik programını tamamlayıp aynı günün gecesi gelip gece 3'te Aybastı'da, pazartesi sabah 8-9 gibi yine işimizde olmuşuzdur. Kesinlikle orada geceleyin kalmamışızdır. Kaldığım zamanda da inan 120 kere İstanbul'a gittim ya, 10 kere otelde ancak kalmışımdır. 110'unu dostlarımızın evinde kalmışızdır. Ne mutlu. Yani onların evini paylaştık, sıcak ortamını, dostluklar kurduk. Bana belediye başkanlığı döneminin en büyük kazandığı zaten budur. Program başında bahsettim bundan. Ben bu ilişkilere yakından tanık olduğum ve bildiğim için onu aslında bilerek dillendirdim. Ve siz konuştukça Aybastılılar için ne kadar büyük bir kayıp olduğunu, siyasetlerine ne kadar büyük bir kayıp olduğunu İzzet Gündoğar'ın başkan olmayışının herhalde ya sevgili izleyicilerimiz de daha net anlıyorlar. İlk önce hem bir gönül köprüsü kurmadaki nedenimiz bir insani anlamdaydı. İki, Aybastılı ruhunu, hemşericilik bilincini üst seviyeye taşımak, gelecek kuşaklara taşımak. Üçüncüsü de yerli turizm anlayışını ve bundan Aybastı esnafımızın kazançlı çıkmasıdır. Evet. Perşembe eylemimiz, biz Aybastı'mız göreve geldiğimiz günlerde çok bugünkü ortamlar yoktu. Biz dışarıdan misafir getiremezdik. Ama kendi insanımız, bizim insanımız eksiklerimizi hoş görür. Eksiklerimizi eleştirmez. Önce evi var zaten Aybastı'da, mahallelerde. Biz bunlarla ikili ilişkilerimizi, dostluklarımızı geliştirirsek, onların pikniklerine, derneklerine giderek, düğünlerine giderek Aybastı'ya davet ettik. Biz Perşembe Yarası'nda yıllık ziyaretçi sayısını 150 binden 1 milyona çıkarttık. Maşallah.
Buradan da tavsiye olsun, inşallah başkan kim olursa, yani evet, kim seçilirse evet, seçilsin, Aybastılılarla bağ sizinki gibi hatta daha iyi olur inşallah. Ve giderek artan bir Aybastı bağı, Aybastı bir birlikteliği olur ki sinerji olarak yansır. Yani bunu biz temelinde bulunalım. Biz manevi anlamda da gördük. Hem ilçemizin maddi anlamda kazançlarını da gördük. Biz festivalleri Büyükşehir son 2 yıla kadar devralana kadar tamamen maliyetini gurbetçilerimiz karşılar hale gelmişti. Yine yaylamıza bir hemşerimizin cami yapması, 4 tane VC yapması, yine bir okul protokolü yapıldı, farklı şeyler. Biz gurbetten çok şeyler faydalandık hemşerilerimizden. Burslar, Aybastı eğitim gören çocuklara giyimdir, kuşamdır, birçok destekler. Ben buradaki tüm gurbetçilerime tekrar bu konuda verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Evet başkanım, yavaş yavaş Aybastı'ya doğru gelelim. Böyle yatırımlara doğru gelelim. Onlara biraz değerlendirelim. Siz 2009'da belediyeyi aldığınız zamanla 2019'a bıraktığınız zamanı bir özetlersek nasıl bir belediye almıştınız ve şu anda hangi pozisyonda? Bunu genel olarak istiyorum. Sonra detay detay bu konuları tek tek masaya yatıracağız. Şimdi 2009'da görevi devraldım da yani bunu söylerken benden önceki belediye başkan arkadaşlarımız sanki bir şey yapmadı gibi anlaşılmasın. Estağfurullah. Siz kesinlikle, ne yaptınız? Yani her dönemin kendine göre ihtiyaçları farklıdır. 30 sene önce bu memleketin birçok yerinde elektrik yoktu. O günkü belediye başkan arkadaşlarımız elektrik getirilmesiyle uğraştı. Evet. Telefon yoktu, telefon getirilmesiyle uğraştı. Su yoktu, köyün ortasına bir çeşme yaptı. Yolu yoktu, ya bırak çakıl da istemiyoruz, yeter ki yolumuzu aç dedi. Bunlarla uğraştı. Biz Aybastı'da görevi devraldığımızda Aybastı şehir merkezinin yollarının, merkez mahallenin %50'si hatta 60'ı topraktı, toprak yoldu. Aybastı şehir merkezinin sadece çöpü toplanır, geri kalan 20 mahallenin çöpü toplanmazdı. Aybastı'da şehir merkezi, o zamanki 10 mahallemiz Armutlu hariç 9 mahallemizin musluktan suyunu açtığımızda su gelmişti ama hava yağdığında çamur akardı. Belediyeye geldiğimizde her belediyenin borcu vardır. Bugün biz de borç bırakıyoruz. Buradan ekranlarından canlı canlı söylüyorum. Aybastı Belediyesi'nin şu an 24 milyon civarında borcu vardır. 24 milyon. Bunun 16 milyon civarındaki borç SSK, vergi, emekli sandığı olan borçtur. Ben geldiğimde 8 milyondu. Şu an kesilen paralar, taksitler onun faizine yetmiyor. Ben bir 5 sene sonra da bu 20 milyonu geçer. Devletin devlet olan borcu. Evet başkanım. Ne kadar açık yürekle söylüyorsun. Tebrik ediyorum vallahi. Hesap vermek böyle bir şey olsa gerek. Yani şeffaf hesap vermek, şeffaf belediyecilik böyle bir şey olsa gerek. 6,5 milyon benim ilk dönemden kredim borcum bitmişti. 6,5 milyon kredi kullandık ikinci dönem. Bunun 5 milyonu beton yol içindir. 1 milyonu da imat hibsesine arsa için kullandık. 6,5 milyon kredi kullandık. Bunun bir miktarı ödenmiştir. Ve piyasaya da şu an 1,5 milyon, azam 2 milyon borç vardır. Toplam borcumuz yaklaşık 24 milyon gibi borçtur. Piyasadan da Aybastı Belediyesi'nin 3 milyon civarında alacağı vardır. Borç alacak budur. Evet, 21 milyon bunun da şeye çıktığı zaman, devlet olan borç çıktığı zaman 5 milyon gibi borç kalıyor başkanım. Yani 6-7-8 milyon diyelim. Yani kredi piyasaya olandır, şudur budur. Yani alacaklara çıktığın zaman o şekilde. Başkanım ona göre gardını alsın, hazırlığı yapsın. Evet. Kim gelecekse. Bir, personele 1 lira borcum yok. Akaryakıta 1 lira borcumuz yok. Ben geldiğimde 8 maaş borcu olan bir belediye devralmıştım. Ben geldiğimde belediye başkanının binmeye torus aracı yok. Belediye hizmet binasının doğramaları, pencereleri yapılmış. Ödeyemeyince başkan aracına icra koymuşlar. Başkan beyin aracının altından almışlar aracı. Biz öyle belediye devraldık. Çok zor zamanlardan almışsınız belediye. Şimdi Aybastı Belediyesi personeli 10'da gelir, 2'de gider. Bankamatik memuru olmuş, düzen yok. Böyle bir belediye devraldık. Herkesin bir yönetim anlayışı vardır. O zamanki anlayış şöyle, biz şu an kurumsallaşmış 8-12-1-5 mesaisine dikkat eden, günübirlik hesap veren, her akşam ben hesap alırım. Her akşam WhatsApp'tan gelir, günlük gelir gider. Fen işleri, Aybastı olayım olmayayım, şunu yaptık, şu ara şurada çalıştık. Her gün bana 5'i 5 geçe bilgi gelir.
Harika. Şimdi tabii bizim dış mahallelerimizde görev devraldığımızda hiç 1 kilometre, 500 metre betonlanmış, asfaltlanmış bir mahallemiz yoktu. Hayvan pazarına gittiğinde çizmeyle gidiyorsun. Çamur, mezbelelik, affedersin insanların ihtiyacını giderebilecek tuvalet dahi yok. Şu an 10 yıl geçti. 10 yaşındaki çocuklar bunu bilmez. Evet. Şu aradan 10 yıl geçti. Aybas'ın içerisinde kaldırımlarda yürürken kaldırımlar yeni yapılmış ama içeriye bastığın zaman yüzüne su fışkırıyor. Ortaköy'ün içine doğru karayollar ağında insanlar düşünsün. Hatırlasınlar şöyle bir. Çocuk mezarı gibi kasisli ana yol. Karayol ağı ya bu. Yani belediyenin yol ağı falan değil. Hiç yani Perşembe Yaylası, Aybasının göz bebeği. Bir tane parke taşı yok. İnsanlar festivalde tuvalet ihtiyacını çadırda yapıyor. Nereden nereye gelmiş başkanım Aybas o zaman? Güreş sahasında bir tane tuvalet yok, duş yok. Güreşçiler ortada soyunuyor. Çadırda duş alıyor veyahut da ulu orta. Evet, Aybaslılar bunu görünce herhalde o evrimi çok net gözlemliyorlardı. Bizim yani kadınlarımız, evrimi. Annelerimiz kaldırımda oturur. Kadınları düşünen yok. Tuvaletin ihtiyacını giderebilecek merkeze tuvalet daha yok gibi bir durum. Yani şantiyeyi devraldık, belediye araçları. Bir tane çalışır araç yok. Bir tane, bitmiş. Biz böyle belediye devraldık. Ama eleştirmedik. Yani bunu sorarken ben de mertçe cevap vermek durumundayım. Yani başkanım nereden nereye gelmenin haritası çizilmesi lazım ki? Yani İzzet Gündoğar markası nasıl oluşmuş? Onun çok net anlaşılabilmesi lazım. Yaylada restoranlara gittiğin zaman uygun mekanlar yok. Et söylüyorsun. Salata yap diyorsun. Domatesi, biberi sen alırsan yaparım diyor. Üstelik senin göz bebeğin olan yer burası. Şimdi. Ya biz nereden nereye geldiğimizi anlatmaya çalışıyorum. Evet. Esnafımız bizim göz bebeğimiz. Biz onlara defalarca toplantı yaptık. Onlara olmadı Uzungöl'e götür, farklı mekanlara götür, gezdir. Kışın İngilizce, Arapça kursları aldır. Sabırla, sabrede ede bugün 1 milyon yerli ve yabancı misafir ağlayan bir Aybastı haline geldik. Evet. Başkanım şimdi konuları başlık başlık açacağız ama 2 dakika gibi reklam süresine 2 dakika kaldı. Evet. Oraya girmeden bir sadece yolu değerlendirelim. Yani yol ağının %50'si 60'ı toprak yoldu ben aldığımda dediniz. Şu anki yol durumunu sormak isterim. Hem grup yolların hem de araların. %50'si derken şunu söyleyeyim. Bizim sadece şehir merkezinin %50'si toprak, diğer mahallelerimizin %100'ü toprak. Oo. Ben tamamını başka kastetmiştim. Esenler Mahallesi, şehir merkezinin %50'si toprak, diğer mahallelerimizin %100'ü toprak. Şimdiki durum nedir başkanım? Şu an biz 9,5 10 yıllık dönemde yaklaşık 120 kilometre beton yol yaptık. 120 kilometre? Evet. Aksini iddia eden varsa metreyi alsın ölsün. Ulu Bey'de bir belediye başkan adayı var bunu yapmış. Ölsün. 10 milyon adet parke döşeme yaptık. Bu kaldırımdır, yoldur, park düzenlemesidir, cami çevresidir, okul düzenlemesidir, yayladır, Aybastı merkezdir. 250 kilometre kırma çakırla veyahut da Bahçıvrik'ten, Bereketli'den getirdiğimiz çakırla yol çakırladık. Bu yayladadır, dış mahallelerimizdedir. 50 kilometre karayolları Büyükşehir ilçe sıcak asfalt kazandırdık ilçemize. 50 kilometre? Evet. 50 kilometre soğuk asfalt. Köy hizmetleri, belediye, büyükşehir, karayollar. Yani yol anlamında... Peki başkanım şu anda en sıkıntılı mahalle ya da yola nerede? Yani burada tespitiniz nedir ki? Nereye başlayacaktınız? Yani gözünüzün gördüğü neresi vardı hemen yapılması gereken? Şimdi en acil bizim yol problemimiz olan yerler dış mahallelerimizdir. Yani bunlar nelerdir? Uzundere'dir, Zafer'dir, Alacalar'dır. Tabii Büyükşehir yolu ağında olan Sarıyer'in ana yol, Alacalar'ın ana yol, Zafer Uzundere ana yol, Peridüzü'nde Cımbıl yolu dediğimiz yollar, Armutlu'da yine su çıkan ve Hamastos kısımları. Bizim yakın bölgelerimizde çok sıkıntı kalmadı. Yakın bölgelerimiz %90-95 bitti. Evet. Dış mahallelerde yeni bağlanan, yani ikinci dönem bize yeni bağlanan mahallelerde sıkıntı var. Yani biz bir dönem daha devam etmiş olsaydık
Buralarda tamam, sıkıntı, sıkıntı kalmazdı yani büyük oranda. İnşallah. Ara veriyoruz herhalde. Değil mi çocuklar? Evet, bir ara verelim sevgili izleyiciler. Tekrar birlikte olacağız reklamdan sonra. TV'deki ana haberin saati değişiyor. TV'deki ana haber 4 Mart Pazartesi gününden itibaren saat 18'de. Sizlerleyiz, ben ve partnerim Ali Akgürek abimle beraber. İnşallah yine güzel bir program olacak bu akşam. Çok değerli konuklarımız var, çok kıymetli gerçekten. Ali Akgürek ve Hatice Kurtoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Gönül Bağı her pazar akşamları evlerinize konuk oluyor. Bu haftanın konuğu Erdican Çetinkalan. Zamanların. Gönül Bağı her pazar saat 22'de TV52'de. Ve yeni nesil çocuklarımızın eseri olacaktır. Sandal akıl ve zeka oyunları her çocuğun özgün bir birey olduğunu, her çocuğun ilgi ve yeteneklerinin farklı olduğunu kabul ederek beceri atölyelerinde kendilerini en iyi şekilde ifade edecekleri bir ortam sunmaktadır. Sandal akıl ve zeka oyunları Ordu ilinin göz bebeği olmaya devam ediyor. 7'den 77'ye her yaşa uygun akıl ve zeka oyunlarıyla her bütçeye uygun avantajlı ödeme seçenekleri. Ayrıca okullarımız için toplu alımlarda görülmemiş indirim. Çocukların zihinsel gelişimi için yeni uygulama modeli, okullara akıl ve zeka oyunları sınıfı ve çok daha fazlası için sandal akıl ve zeka oyunları. Geleceğin bilim insanları, sanatçıları, yöneticileri ve liderleri burada yetişiyor. Kusursuz tasarımları, yüksek kalitesi ve her bütçeye uygun fiyatlar. Evlenmeyi düşünenler, bu özel gününüzde aradığınız her şey Burcu Grup Gelinlik Kuaför Organizasyon'da. Gelinlik, nişanlık, kınalık, kaftan, abiye, tesettür modeller, damatlık, kişiye özel dikim seçenekleriyle Burcu Gelinlik Moda Evi'nde. Düğün öncesi tüm ihtiyaçlarınızı tek bir adreste tamamlayın. Kuaför ve her türlü düğün, kına, sünnet, açılış, doğum günü partileri, söz, nişan ve çok daha fazlası Burcu Grup organizasyonlarıyla hizmetinizde. Siz sadece hayal edin, gerisini bize bırakın. En özel gününüzü sizin için biz tasarlayalım. Burcu Grup Gelinlik Kuaför Organizasyon sizi hayallerinizin ötesine taşır. Seçim sürecine girilince siyasi partiler belediyecilik anlayışlarını çeşitli sloganlarla dile getiriyorlar. Gönül belediyeciliği, derman belediyeciliği vesaire. Biz de diyoruz ki bizim belediyeciliğimiz huzur belediyeciliği olacak. Huzur olacak ki sen ben bitsin, gönüller kazanılsın. Huzur olacak ki cümle dertlere derman aransın. Huzur olacak ki hak, hak sahibine, iş ehline verilsin. Ve derim ki, cümle siyasi çekişmelerin dışında bir bağımsız aday olarak Ulubey'imizin huzura ihtiyacı var. Ve huzurunuz için hızırınız olmaya talibim. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler, ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular. Tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Özşahin Ambalaj. Özşahin Ambalaj sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özşahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla
ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özşahin Ambalaj, koli bizim işimiz. Yerli üretim, eşsiz tasarım, kaliteli, dayanıklı ve şık ürünleriyle sektöründe lider bir marka. Empo Pompa. Tarih bizi tanımlayan kelime. Tam 1986 yılından beri sanayi iş kollarına hizmet veriyoruz. Yüksek verimlilik, düşük bakım ilkesiyle işletim ömrü uzun, korozyona dayanıklı, hafif, yüksek verimlilikle tasarlanan olağanüstü mekanik pompalar eşsiz bir mühendislikle hazırlanıyor. Çelik sanayinin kalbi pompalar Empo kalitesiyle üretiliyor. Dalgıç pompalar, santrifüj pompalar, sıcak su pompaları, kademeli pompalar, salyangoz pompa, hidroforlar, yangın pompaları, dünya çapında kimyasal veya endüstriyel işlem uygulamaları için ideal şekilde özel olarak tasarlanır. Ürünlerimizin arkasındayız ve bizimle çalışmanızdan onur duyarız. Suyun olduğu her yerde. Empo Pompa. Yaşam kalitesi yüksek, ayrıcalıklı ve hayat dolu projelerimiz sizleri bekliyor. Her köşesi konfora adanmış, ince detaylarla donatılmış, şık, ferah dairelerimizi sizin zevklerinizi hayatınıza yansıtmak için tasarladık. Görülmemiş faiz oranları ve vade imkanlarıyla kaçırılmayacak fırsatlar sunuyoruz. Denize nazır benzersiz manzarasıyla, yüzme havuzu kapalı otoparktan direkt dairelere ulaşımı, modern ve lüks mimarisiyle, Güzel Yalı Mahallesi'nde tamamlanan Dream Garden evlerinde hayata yeniden merhaba diyeceksiniz. 165 metrekare ve 265 metrekare normal ve dubleks daire seçenekleriyle Dream Garden evlerinde hayal ettiğinizden çok daha fazlasını bulacaksınız. Doğayla bağını koparmayan, estetik ve ergonomik yapılarla kentin yükselen değeri Karşıyaka'da, Karşıyaka prestij konutlarıyla hem ayrıcalığı ve lüksü hayatınızın her anına taşıyın hem de geleceğe yatırım yapın. Prestij konutları yüzme havuzu, otoparktan dairelere direkt ulaşımı, spor alanları, sosyal ve kültürel yaşam alanlarıyla hayatınıza değer katacak. Gülhan Yapı, düşlerle gerçeği birleştiren projeler. Güneşli ve güzel bir günde bugün Kırklareli, Pınarhisar, Ataköy mahallesindeyiz. Sanayisiyle, organizesiyle meşhur olan, bilinen Lüleburgaz buraya 10 dakikalık mesafede. Pınarhisar bir 10 dakikalık mesafede. Açmış olduğumuz parsellerimizde 81 parselimiz var. Tamamen evlerin bitişiğinde. Bir tarafta işte çiftlik var, bir tarafta hemen bitişiğimizde evler var. Hemen arka planda izleyiciler görüyorlar zaten Ataköy var. Yerleşim alanının tam olarak içinde. Burası imarlı. Bitişiğimizde villalar var. Doğa harikası olan bir yer. Alabalık çiftliklerinin olmuş olduğu Kaynarca buraya 5-6 dakikalık bir mesafede. O çiftlikte akan bir de su var, buraya gelen bir su var. Evet evet, parsellerimizin üzerine ücretsiz servislerimizden kahvaltısı, öğlen yemeği, her şeyi Klas Artı Ofisi olarak bizlere ait. İlk gelen 10 kişiye 38 bin lira. Bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Yarı peşin, yarı vadeli, vade farkı, faiz, haciz, ipotek yok. Tapu masrafı bile yok. 30 yıllık bir firma olan Klas Artı Ofisi, biz tecrübemizi müşterilerimizle paylaşmaya her zaman hazırız. Özellikle burada STK'lara seslenmek istiyorum. Bütün sivil toplum kuruluşlarına. 81 parsel burası ve çok inanılmaz derecede bir cazip fiyatta ve arsa statüsünde. Ve yerleşim alanının yerleşim içinde. Yerleşim alanı ortasında. İzleyicilerimizin gerçekten bu gibi fırsatları çok iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü bugün alıyorsun, yarın aynı fiyatları bulmak imkansız bir şey burada. Çünkü Mehmet Bey 30 yılın tecrübesi çok güzel şeyler yapıyor. Buraya herkesin gelip görmesini istiyorum. Tokat Turhal Samurçaköy Dernek Başkanı Ali Ergin Yavuz. Elektriği yanı başında, suyu yanı başında. Yolları yapılmış. Yani buraya daha diyecek bir şey yok. Gelecek güzel bir konteyni koyacak hobi bahçesi olaraktan. Böyle bir yerden gelin bir yeriniz olsun diyorum. Bu fırsatı kaçırmayın. Tabii, Mehmet Akbayır'a teşekkür ediyorum bu konuda. Ben Ordu Mesudiye Darıcabaşı Köyü Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda Mesudiye Dernekleri Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesiyim. Diğerlerinde olduğu gibi burayı daha güzel gördük. Burayı da yine arkadaşlarımıza tavsiyede bulunacağız. Ben bu bir önceki projeden bir arsa aldım zaten. Proje daha açıldığı için bu projeyi ilk ben göreyim dedim. Ve sonra arkadaşlarıma, eş dostlarıma, akrabalarıma önermek için buradayım. Evet, peki önerecek misin, beğendin mi? Kesinlikle söylüyorum. Arkadaşlarıma da buradan sesleniyorum. Gelin görün diyorum. Ataköy otobandan çıkıldığı takdirde 3. köydür. Lüleburgaz'da gişelerden çıkıldığında 3. köydür ve Ataköy'ün bir özelliği de şudur. Ataköy'ün içerisinden E5 geçmektedir.
ve evlerle arasında sadece bir yolumuz vardır. Şimdi burası imarlı arsa basımında ve 81 adet 250'şer metrekarelik parsellerimiz var burada. Yapmış olduğumuz bu parsellerin tamamının yola cephesi mevcuttur. Şu ana yolda minibüsler geçiyor. Onlar Pınarhisar'da Lüleburgaz arası mı çalışıyor? Minibüsler orası geçiyor. Orası Pınarhisar-Lüleburgaz arasında ve her 15 dakikada bir araba geçer buradan. Belediye işi, gönül işi. Altınordu'nun ticaret hacmini büyütmeye, şehrimizi ulusal ve uluslararası ekonominin önemli bir dinamiği haline getirmeye gönüllüyüz. A'dan Z'ye şehrimizdeki ticareti canlandırarak yatırımcıların ilgi odağı bir şehir haline geleceğiz. Ekonomi ve istihdam konularında örnek alınan şehirler arasında yer alacağız. Var mısın Altınordu? Memleketimizin ticarette güç kazanmasını hep birlikte sağlamaya. Biz hazırız. Altınordu aşkına, belediye işi, gönül işi. Herkes daha kaliteli, daha güvenli, daha konforlu evlerde yaşamak ister. Biz de. Gelin komşu olalım. Aynı merdivenlerde günaydın diyelim birbirimize. Aynı otoparkta selamlaşalım. Aynı kamelyalarda doyumsuz sohbetler yapalım. Gelin komşu olalım. Elit Park'ta yaşam başladı. Sınırlı sayıdaki daireler tükenmeden siz de bu eşsiz projedeki yerinizi alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Elit Park bir alan yapı projesidir. Aradan sonra tekrar birlikteyiz sevgili izleyiciler. Konuğumuz Ayvaslı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar. İzzet Gündoğar'la Ayvaslı'yı konuşuyoruz, dertleşiyoruz aslında. Biliyorsunuz İzzet Gündoğar bu seçimde, 30 Mayıs seçimlerinde aday değil. Biz de rahat rahat sohbet ediyoruz başkanımla. Başkanım reklama gitmeden önce yolla ilgili durumu, Ayvaslı'daki yolla ilgili durumu anlattı. Devam edeceğiz. Ancak bir mesaj okuyayım, ondan sonra devam edelim. Sevgili başkanım, Ayvaslı Kutlular Mahalle Derneği Başkanı Murat Dilil bir mesaj göndermiş ve demiş ki Aybastı'ya ve mahallemize yaptığınız güzel hizmetler için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum başkanıma demiş. Biz de Murat Bey'e ve tüm Kutlularla hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Evet, herhalde bütün dernek başkanlarının ortak mesajı gibi olmuş başkanım. Evet, evet. Ben yine söylüyorum, program başında da söyledim, yakinen ilişkinizi bildiğim için Aybastılılarla. Onların gönlünden geçene de dil olmuş herhalde Murat Başkanımız. Biz de teşekkür ederiz katılımından dolayı. Başkanım, Ayvaslı'da suyu sormak isterim. Yani yolu biraz konuştuk. Yolla ilgili söyleyecekleriniz var mı bilmiyorum ama eğer yoksa suya geçelim. Sudaki durum nedir? Mahallelerde susuzluk sıkıntısı var mı? Ya da yazın olabilme ihtimali var mı? Bu anlamda ne gibi çözümler ürettiniz? Şimdi şöyle, ilk dönem biz 10 mahalleydik. İkinci dönem 21 mahalle büyükşehir süreciyle. Biz ilk dönem 10 mahallemizin 9 mahallesine hitap eden Vakıf Gülay Başkanım döneminde getirilmiş Peyrüzü Kızılot Yaylası'ndaki suyumuzun gözesine, Kızılot Yaylası'na Aybastı Belediyesi'nin imkanlarıyla 3 tane gölet yaptık. Çünkü yazın su sıkıntısı oluyordu. İkincisi, hava yağdığında bizim kaynaklarımız direkt topraktan çıkan göze kaynaklar değil. Derelerden, yağmur sularından oluşan kaynaklar, yüzeysel sular, yani yeraltı su kaynakları değil. Yazın ciddi anlamda su sıkıntısı oluyordu ve hava yağdığında arıtma da olmadığı için o zaman direkt su, hava yağdığında bulanık su şebekeye geliyordu. Biz o gün Aybastı'da gerçekten çok farklı bir sistem denedik. Bak şurası... Ekranda da arkadaşlarım veriyorlar. Evet, evet. Burası. Ben bunu AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Hilmi Bey'e de söyledim. Buralar inşaat halindeki süreçler. Evet. Şu anki durum nedir başkanım? Şu an, var mı görselleri? Var. Şu an devam eder. Biz buradan 70 bin metreküp harfiyat taşıdık. 3 tane gölet yaptık. Metreküp. Evet. Şunlar tahliye kanallarıdır. Biz hava yağdığında su burada toplanıyordu. Bu eski belediye başkanımız, ilk belediye başkanımız bizi çalışmalarımıza ziyaret etmişti.
İhsan İlhan abim. Kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi buralara su toplanıyor ve arıtma da yapıldı. Yazın Aybastı'ya 40-50 gün arkadan kaynak gelmese dahi depoladığımız sular Aybastı'ya yetiyor. Yaptık ama bunun büyütülmesi lazım. Ha. Şehir merkezinde nüfus gittikçe artıyor. İnsanların su tüketimi artıyor. Yani modernleştikçe imkanlar. Özellikle yazın nüfus yoğunluğunda sıkıntı olma ihtimali yüksek olur. Yazın merkezde, yakın bölgelerimizde ciddi anlamda çok sıkıntısı olmuyor ama dış mahallelerimizde, Alacalar'da, Hisarcık'ta, Sarıyer, Safalık, Kayabaşı, Uzundere, Zafer, Toygar'ın bir kısmında su sıkıntımız var. Yani buralar nasıl çözülmüş? Buralar şu an ikinci dönem kanun gereği büyükşehir sorumluluğunda. Tabii biz büyükşehir sorumluluğunda deyip bu sorunu ilgilenmedik değil, ilgilendik. Fakat biz şunu da bir ifade edeyim, bir gerçeğe. Biz büyükşehir nimetlerinden Aybastı olarak yeterici derecede faydalanamadık. Neden başkanım? Neden? Özellikle Perşembe Eylesi olaylarından sonra biz faydalanamadık. Bir nevi önceki belediye başkanımız yönetimi tarafından Aybastı cezalandırıldı. Bunu söylemekte hiçbir imtina etmiyorum. İhalesi edilmiş, başlanmış, kültür merkezi dahi durduruldu. İhalesi iptal edildi. 37 kilometre sıcak asfalt ihale edilmişken yapılan 18-19 kilometredir. Bu konuda da çok fazla girmek istemiyorum ama biz yeterince hakkımızı alamadık. Biz ilçe olarak, Aybastı olarak büyükşehirden alacaklıyız. İnşallah önümüzdeki dönem bu eşitlik, bu adalet sağlanır. Belki sizi koyarlar oralara başkanım. Kendiniz halledersiniz bu işleri diye temelinde bulunalım. Evet. Peki suyun taşıyarak ya da kaynağından alınarak getirilme şansı var mı Aybastı'ya? Yani sadece bu yağmur sularının dışında çözüm bulmak mümkün mü? Şimdi burası bir dere yatağı, su var. Ama az herhalde su. Efendim? Az herhalde değil mi su? Su az, yazın yetmiyor. Gittikçe dere yatakları kuruduğu için gölette depoluyoruz. Takviye olasılığı yok mu başkanım? Coğrafi olarak buna yakın bir ırmak, dere, yani bir su kaynağı yok mu? O zaman terfili sistem gerekiyor. Pompa. Evet. Yani Uzundere gibi bölgelerde ama yine ne olursa olsun bizim coğrafyamız bu Korgan'da da böyle, Kumru'da, Görköy'de de, Aybastı'da gölet yapılmadığı sürece ordumuzun kaynakları yeterli değil. Göletler yapılacak, arıtmalar da yapılarak bu bölgenin sorunu ancak bu şekilde halledilir. Evet, inşallah önümüzdeki dönem bu işlerin bitirildiği, yani yolsuz sorunlarının bitirildiği bir dönem olur. Özellikle Aybastı'da bu sorunlar kalmaz diye temelinde bulunup... İşin özeti şu, 9 mahallemiz merkezde sıkıntımız yok, arıtılmış su içiyoruz. Ama diğer mahallelerimizde büyük bir kısmında su problemi var. Bu da özellikle Ağustos, Eylül, Temmuz aylarında fındık toplama, gurbetçilerin geldiği dönemlerde has safhaya çıkıyor. Tüketim arttığından bir de o dönemlerde su kaynakları azalıyor. Evet. Ters orantılı. Ters orantılı, doğru. Evet. Çözümü de biraz zor gibi. Evet. Başkanım, Aybastı'nın merkezinde özellikle altyapı durumu nedir? Yani hiç Aybastı'da sel olduğunu ya da sıkıntı olduğunu duymadık şimdiye kadar elhamdülillah. İnşallah da böyle bir şey yaşanmaz ama herhalde altyapıyla ilgili sıkıntılı sorunuz yok şehir merkezinde. Şimdi şöyle, eğimli bir ilçeyiz. Yani düz bir ilçe olmadığımız için. Evet. Yağmur suları ve de kar suları caddede, bodrum katları çok olumsuz etkileyecek bir durum yok. Ama biz göreve geldiğimizde cami düzü dediğimiz bölgede bodrum katları hep su taşar basardı. Evet. Bodrum katları. Biz o günkü cami düzünde iki caddeye drenaj yaparak, yeraltı 6-7 metre inerek drenaj kanalları, boruları konarak o bölgeyi de bu sorundan kurtarmıştık. İlk dönem kurtarmıştık. Güzel, ne güzel. Orada çok ciddi bir şey olmadı. Şimdiye yok, kadar duyduğumuz haber yok, olmadı. Kesinlikle. Dolayısıyla demek ki bu alanda sorunumuz ama yok. Hala tek bir endişem şudur. Bizden önceki dönemlerde Kabalı deresi geçer Aybastı merkezde. Evet. Yukarıda Mevlana Caddesi ve Emniyet'in o arka bölgede kapalı geçilmiş dere. Kesit de çok dar. 1.52 arasında ciddi bir yağmurda hep sıkıntı olur diye telaş etmişizdir. Bunu devlet suçlarına söyledik, ilettik. Yani tek endişem odur. Çözülmedi. İleride çok aşırı bir yağmurlarda Aybastı için sorun olabilecek konulardan bir tanesi.
Umarım ki böyle bir sorun yaşamazsınız. Başkanım bir mesaj okuyayım, hoşuma gitti. Nurettin Özcan Yetimoğlu, İzzet Başkan adam gibi adamdır. Bu dönemde orduda en başarılı başkanları nokta demiş. Bir tane daha okumak isterim izin verirseniz. İsa Bey hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Ankara'dan Mustafa Esen. Sayın Başkanımıza iyi akşamlar diliyorum. Gerçekten Aybastı için başkanımız veli nimetti. Kim harcadıysa hakkımızı helal etmiyoruz demiş. Evet, öyle bir mesaj var. Evet. Başkanım, sosyal belediyecilik anlayışını, Aybastı Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışını sormak istiyorum. Kültüre, sanata, spora katkıları neler oldu? O dönemde ne gibi başarılar oldu? Ne eksikleri var bu anlamda? Durum nedir, bir öğrenebilir miyiz? Şimdi biz gerçekten Aybastı Belediyesi'ne 10 yıldır sosyal, kültürel, eğitim, spor alanda çok şeyler kattık. Evet. Yani geçmişle kıyaslanamayacak, 55 yılda yapılamayanı biz 10 yılda yaptığımıza inanıyorum. Bir, Perşembe Eylesi'nde yapılan festivali dünya standartlarına çıkaran bizim yönetimimizdir, bizim dönemimizde. Bizden önce de güzel festivaller, etkinlikler yapılmıştır. Emeğe geçen belediye başkanlarımıza, ağalarımıza, iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz bizden önceki. Ama biz oraya bir stat haline getirdik. Evet. 7 gün 7 gece işte güreş, işte eğlence sloganı ile. Müthiş de bir reklamı yapıldı. Evet, müthiş de. Yani, evet. Gerçekten. Başta TRT olmak üzere sizin kanallar, ulusal kanallar. Aybastı'nın ve Yaylat'ın tanıtımı için ben buradan İrfan Balkanoğlu valime teşekkür ediyorum. Şimdiki valimize teşekkür ediyorum. Aybastı'nın tanıtım için bize çok ciddi, Settar Bey'e teşekkür ediyorum. Çok ciddi katkılarda bulundular. Evet. Biz bir günde 120 tane 21 Afrika ülkesinden, Arap ülkesinden gazeteci ve televizyoncu ağladık. Yaylamız günlerce Arap ülkelerinde yayınlandı. Peki dönüşüm oldu mu başkanım? Tabii bize dönüşümünde günlük şu an en az 50-60 araç yazın Arap geliyor özel araçlarıyla. Çok iyi. Yani konaklama problemimiz var. İnşallah biz tabii yaylayı farklı anlatmak lazım. Evet, konuşacağız. Yaylayı farklı anlatmak lazım. Bir festivali biz en üst düzey noktaya getirdik. Ve öyle hale getirdik ki binler geliyor. Festivalin maliyetini iş adamlarımızdan dostlarımız karşılığı hale getirdik. Biz ağalığa bir oturduğu zaman 50 kişi oturuyordu. Evet. Bu, bu sevgiyle, gönül köprüsüyle olmuştur. Yani benim hemşerim, benim iş adamım, bizim hemşerilerimiz, dostlarımız vefalıdır. Biz Perşembe Eylesi'ndeki şehitlerimizi anma, yad etme programları düzenledik. Ve devamında 2 yıldır Ordu Valiliği yapıyor. Bu sene 19 ilçeden 2000 üzerinde öğrenci geldi. Yıl 1105, Niksar Danışmentlerin başkenti, Danışment Gazi Hazretleri 10 bin kişilik ordusuyla çıkmış. Buraları bize yurt vatan etmek için 10 bin askeriyle beraber 70 bin kişilik orduya karşı mücadele vermiş. 6 binini şehit vermiş. Evet. Ve Emir Kümbet Komutan orada şehit olmuş. Kendisi de Melik Gazi'ye götürmüş, Niksar'a götürmüşler. 3 gün sonra o da orada şehadet şerbetini içmiş. Biz ecdadımızı her yıl hatırlanır hale getirdik, programlar yaptık. Bizden önce de Kiraz Hocam, Allah rahmet eylesin, Allah şefaatinden mahrum eylemesin. Amin. O başlatmıştı. Biz de belediye olarak devam ettirdik, ettiriyoruz. Orada güzel de bir şehitlik var herhalde. Evet. Onunla ilgili de çalışmalarınız olmuş. Şehitliği yaptık, türbeyi yaptık. Aybastı'da 4 tane türbemiz yaptık. Emir Kümbet, Ballı Şeyh, Şeyh Hasan ve Kutlu Baba türbelerini yaptık. Biz yaylamızı kültürel anlamda dedik ya, şu an bu sene 913. yapılacak, yılda bir kere olmak üzere Perşembe Eylesi Güreş ve Kültür Festivali. Biz Aybastı'ya kimlik kazandırmada öncülük ettik. Türkiye'de en eski etkinliğin, festivalin Aybastı Perşembe Eylesi'nde yapıldığını tescil ettirdik. Evet. O tarihte o savaştan gelmektedir. 900. mu? 913. 913. Bu sene. İnşallah 14 Temmuz'da yapılacak. İnşallah. Biz altın kemeri başlattık Perşembe Eylesi'nde. Yani kültürel anlamda oraya renk gelmesi için. Bizim otosporumuz. Evet, 2 kere de altın kemer verdik. Biz sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini bölgemizde ilk defa 3 tane hanımlar lokalini bu bölgede açan ilk belediyeyiz. Şu an 10 yıldır aralıksız hanımlarımıza, annelerimize, bacılarımıza ücretsiz, sıcak ortamda,
mescidi, çocuk emzirme odaları, tuvaleti, çayı, hizmet. İlgi var mı başkanım? Efendim? İlgi var mı? Hanımlarımız oraya ilgi gösteriyorlar mı yani? Gelin, boş yeri bulamazsınız. Ne güzel. Evet. Çok güzel. Yani bazen eser çıkar, ilgi olmaz. Yok. Çok kötü oluyor, insan üzülüyor. Şimdi ilgi olması üç tanesi zaten aktif olmaz. Doğru, arka arkaya gelmez. Üç bazı yerlerde bir tanesini daha işletemediler. Evet. Samimiyetten geçiyor bu gönül köprüsünde. Oraya gelen insana kendi evi gibi hissettirirseniz o insan oraya gelir. Ben çalışan personelime de teşekkür ediyorum. O kadınlara, o annelerimize candan, gönülden hizmet ettikleri için. Cumhurbaşkanımız Türkiye'de millet kıraathaneleri başlatmıştı. Evet. Orada ilk açan belediyeyiz. Ne güzel. Şu an birçok işte herhalde öncülüğünüz var bu anlamda. Şu an Aybastı'da 7'den 70'e öğrencilere, erkeklere, yaşlılara, mescidi, kütüphanesi, televizyonu, interneti, gazetesi ve poğaça bedava, çay bedava. Ne güzel. Başkan aranmaz mı o zaman? Evet. Hizmet, başkanlarımız o zaman. Hizmet veriyoruz. 5 yıl önce Aybastı'ya sosyal market açtık. İhtiyaç sahiplerine. Bunu haber yapmıştık aslında. Evet. Sosyal onun işleyişi nasıl başkanım? Bir anlatır mısınız? Unuttum sanki onun işleyişini ben. Kızılay'ı düşünün. Evet. Kızılay gibi. Giyim, gıda, çocuk bezi, hasta bezi. Yani yardımseverler oraya getirip siz ihtiyaç sahiplerine mi dağıtıyorsunuz? Biz örneğin Aybastı, tekstilde, trikoda, İstanbul'da sayılı ilçelerden bir tanesiyiz. Doğru. Dostlarımızı arıyoruz. Gidiyoruz atölyelerinden, topluyoruz. Güzel, oo, sıfır. Çok güzel. Aybastı ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Ücretsiz dağıtıyoruz. Evet. Gıda harika. Gidiyoruz. Diyoruz ki İsa Bey oraya 10 bin liralık gıda alın diyoruz. Birisine alıyor. Biz ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Yetmediğinde belediyenin gücünü, imkanını kullanıyoruz. Vallahi tebrik ederim başkanım. Biz, çok güzel. Evet. 10 bütün, yıl... özür dilerim. Bütün ilçelere de örnek olsun. Çok evet, önemli. Evet. Çok önemli bir hizmet. Keza özellikle son dönemde ekonomik olarak insanlarımızın durumunu göz önüne getirirsek evet, yani bütün belediye başkanlarımızın, seçilecek belediye başkanlarımızın ve seçilmişlerin bu anlamda gayret göstermesi lazım. Her ilçenin hemen hemen bu tür değerleri var. Yani bu işe katkı sağlayacak, evet, sunum yapabilecek değerleri var. Onlardan faydalanmak. Şimdi gönül belediyeciliği derken gönül almakla geçiyor. Buralarda gönül alıyorsunuz. Evet, tabii. Yani tabii. Şimdi yol, kaldırım, park, farklı şeyler elbette ki güzel ama oraya geldiğin zaman ağlamak, o insanların ihtiyaçlarını gidermek çok farklı. Biz örneğin Ramazan-ı Şeriflerde hep iftar programları yaptık. Sizin kanallardan zaman zaman canlı yayınlar canlı, yaptık. Doğru. Biz 9-10 mahallemizde iftar programları verdik. Ve iftar programlarını biz belediyenin imkanlarıyla değil, %90'ını iş adamlarımızın destekleriyle sponsorluğunda yaptık. Yani bu gönül belediyeciliğinin karşılıklı desteğin bir örneğidir. Biz Aybastı'da gençlerimize çok önem verdik. Aybastı Spor'a maddi manevi destek verdik. Hep hayal ederdim belediye başkanı olmadan. Perşembe Yarası'nda Türkiye'nin en önemli güreşleri yapılır. Evet. Ama hiç Aybastı'nın çocuğu güreşmezdi. Geldik 6 ay sonra Aybastı'da belediye meclis kararıyla güreş kulübünü kurduk. Aybastı Belediye Spor Kulübünü kurduk. Güreş, tekvando, genç futbol takımı ve kano takımımız var. Kano? Evet. Çok Perşembe enteresan. Kano Yaylı'da, evet. Perşembe Yaylası'nda. Burada Anadolu Lisesi, kaymakamlığın da ayrı bir takım var. Onlara da teşekkür ediyorum. İlk ışığı onlar yakmışlardır. Ama bizim güreş takımımızdan Ordu Büyükşehir'e, Samsun Büyükşehir'e, Ankara Büyükşehir'e, Sakarya Büyükşehir'e güreşçi transferleri oldu. Milli takıma giden güreşçilerimiz var. Şu an 60 tane yavrumuz lisanslı güreşi Aybastı devam ediyor. Tekvando 80 tane yavrumuz gencimiz Aybastı Belediyesi bünyesinde tekvando sporuna devam ediyor. Bizi sevindiren burada kız sporcu sayısı daha fazla erkeklerden tekvandoda. Ne güzel. Aybastı, İlgi var demek ki başkanım var, spora. Var. Buradan da milli takıma, ampütü milli takımına bir tane milli tekvandocu gönderdi. Şu an milli takımda. Tebrik ediyorum. Şimdi bireysel sporlarda yatırım yaparsanız, destek olursanız kısa sürede üst düzey sporcular çıkabiliyor. Futbol çok pahalı bir yol. Evet. Aybastı Spor'un altyapısı olması ve biraz daha gençlerimizi çevik ve dinç olması, sporu farklı branşlara da
yönlendirme adına futbol takımı da kurduk. Şu an 15 yaş, ortalama 15-17 yaş grubu futbol takımımız da var. Daha çok yetiştirmek amaçlı. Evet, şu an Aybastı Belediyesi bünyesinde 200 civarında yavrumuz, evladımız spor yapıyor. Harika. Ordu Spor'un durumu göz önüne gelince başkanım, bu da çok önemli bir durum. Keza bizim biliyorsunuz daha önceki dönemlerde Ordu Spor'un başarılı olduğu dönemlerde başarılı olmamızın en büyük faktörlerinden bir tanesi futbolcuların yetişmesiydi. Nitekim bir sürü isimlerimiz var bu yönde başarılı olmuş. Şu an lige baktığımızda profesyonel topçu sadece bir taneymiş. O da 3. ligde oynuyor Ordu Patent'te. Evet. Dolayısıyla bu yaptığınız iş de çok büyük bir nimet. Bütün belediyelerin de bu yönde hamleler yapılması lazım. Yani sadece bireysel sporlarda değil ya da sadece futbol takımıyla değil, bireysel sporlarda da karşılıklı her iki alanda da bu faaliyet gösterip insanları desteklemek ve teşvik etmek orada yapılabilecek herhalde en büyük yardımlardan ya da en mesela büyük katkılardan bir tanesi. Akkuş belediye başkanımız İsa kardeşimizi tebrik ediyorum. Kesinlikle voleybolda, bir tebrik de bizden. Yani Akkuş ilimizi temsil ediyor. Yani kendisini tebrik ediyorum. Onun için de başarılı bir takım var. Mesela Görköy güreşte üst düzeydir. Ali Kemal Mert kardeşimizi tebrik ediyoruz. Yani bizim yukarı kesimler, üst ilçeler bireysel spora, başta güreşe olmak üzere daha yatkın çocuklarımız. Yani doğayla daha iç içe oldukları için güreşte, tekvandoda, hani bu tip sporlarda, boksta daha başarılı oluyorlar. O da doğayla. Yayla çocuğu başkanım yani adamlar. Başkanım bir mesaj var, okuyayım, o da hoşuma gitti. Böyle gözüme çarpanları okuyorum, hoş mesajları. Abdullah Akkaya, İsa abi başkanıma sorar mısın benim eşim ile aramı düzeltecek mi? Vekil olana kadar beklemem ben onu diyor. İnşallah hayırlısı olur. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Başkanım bir turizm başlığı açalım. Yani evet. Hazine gibi bir yer Aybastı turizm açısından. Evet. Hem Türkiye'de hem de dediğiniz gibi uluslararası alanda ciddi reklamları olan, tanıtımları olan bir bölge. Evet. Ancak çok yeterli olduğu da söylenemez. Aybastı'da birkaç şey daha yaptık. Onu da söyleyeyim. Hayır, yaylaya hayır. Ayrı geçelim. Hayır başkanım. Mesela biz hayvan pazarı 10 yıl önce geldiğimizde yaptık. Ordu'nun en güzel hayvan pazarlarından bir tanesidir. 3 ay önce sebze pazarımızı bitirdik. Bölgemizin en güzel sebze pazarlarından bir tanesi olmuştur. Otogar inşaatını bitirdik. Geçici olarak hastaneye vermiştik. Şu an hastane yeni binaya taşındı. Bizden sonraki gelecek arkadaş orayı da gerekli ufak tefek tadilatları var. İnşallah yaptığında otogar da bitmiş zaten. İnşallah. Sanayi sitemizle alakalı biz... Özür dilerim. Otogardan yolcu transferi nereye? Orada mı oluyor, İstanbul'a mı? Oradan İstanbul'a var mı? İstanbul, yani? Ankara. Direkt. Bizde yerli 3 tane firma var. Otobüs firması. Bunlar Aybastı'dan direkt Ankara'ya, İstanbul'a mı gidiyorlar? Evet. Çok güzel. Evet. Güzel. Yani biz Aybastı, Kabadaş, Çatalpınar'dan yolcu alarak. Ama firmalar 2 tanesi yerli Aybastı firması. Güzel. Ne kadar mutlu, evet, bir şey. Yani ben bir bu şey. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hem Aybastı adına tanıtım reklamı. Ben de yeni tebrik ediyorum gerçekten. Başarılar diyorum ayrıca ya başkanım. Çok güzel. Yeni duydum yani onu ben. Evet. Sanayi sitesiyle alakalı 3 kere ihaleye çıktı. Biz yerini aldık, imarını yaptık. Harfiyet problemi vardı. Harfiyet problemini büyük oranda biz taşıdık. İnşallah kısa sürede tamamlandığında tekrar ihale edilecek. Aybastı'ya Fen Lisesi hedefimiz vardı. Fen Lisesi kazandırdık. Anadolu Lisesi hedefimizdi. Biz bunu tek başımıza kazandırmadık. Bir ekip işiydi. Hep beraber Milli Eğitim Camiası, milletvekilleri, o günkü dönemler, AK Parti teşkilatlarımız hep beraber Anadolu Lisesi'ni kazandırdık. Fen Lisesi, Hacı Osmanlı'ya özel eğitim okulu, engelli çocuklarımıza eğitim veren. Ben bunun için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimize çok teşekkür ediyorum. Neden diyeceksiniz? 50 tane öğrenci var Aybastı'da, engelli, evet, çocuğumuz. 26 tane öğretmen var, 50 çocuğa. Maşallah. 13 tane servisi var, 10 tane yardımcı personeli var. Yani bir kişiye bir görevli ortalama. Ya bu devletin gücünü, sosyal belediyecilikte ne kadar ileri bir noktaya geldiğimizin en güzel örneğidir. Evet. Bir teşekkür de bize. Yani devlet yatırımlarına devam edin isterseniz başkanım. Onunla ilgili de görüntüler var zannedersem. Arkadaşlarımla, evet, siz konuşurken onu versinler. Biz yeni İmatip Lisesi'ni programa aldırdık. İhale edildi. Yerini Aybastı Belediyesi olarak biz aldık. 1.100.000 liraya. İhale edildi. Şu an sözleşme süreleri devam ediyor. Aybastı Devlet Hastanesi, imarın yapılması, yeni yer alınması, programı, şu bu el yataklı hastane 4-5 ay önce bitti, hizmete geçti. Güzel bir hastane. Doktor problemimiz var. Şu anda. Evet. Ciddi manada. Komisyon başkanı vekilimiz var. Ciddi manada doktor problemimiz var. Bu bir gerçek. Talepte bulunmadınız mı başkanım, vekil beyden? Yani bu anlamda sağlık komisyon başkanımızdan. Milletvekillerimiz konuyu biliyorlar. Biliyorlar. Başta Şenel Bey, diğer vekillerimiz. Yani sadece bu konu Aybastı'da değil, Korgan'da git var,
Akkuş da var. Coğrafyadan var. Dolayı mı doktor gelmiyor? Yani bu coğrafyayla alakalı. Bir de son zamanlardaki eskiden uzman doktorların muayene açma imkanı vardı. Muayene açma yasağı getirdikten sonra yukarılarda uzman doktor tutmak biraz zor oluyor. Ama sebep ne olursa olsun bizim hastanemiz 8 uzmanı gördüğü dönemler oldu. Şu an 2-3 uzmanla çalışıyoruz. Bu bir mazeret değil. Biz vekillerimizden bu konuda en kısa zamanda bu sorunun çözülmesini bekliyoruz. İnşallah. Başta Şenel Yedi Yıldız vekilimizden. İnşallah Sağlık Komisyon Başkanı Sayın Vekilim. Dolayısıyla bu işleri çok zor olmadan çözebilecek potansiyelde inşallah bir an önce oralara Aybastı'ya sağlık, giderler. Aybastı'ya yeni sağlık ocağı yapıldı. Kazandırılmasına vesile olduk. Sosyal Güvenlik Kurumu Aybastı'ya bir hedefti, onu kazandırdık. Yani Aybastı, Fas arasındaki yol dönem dönem vekillerimizle beraber biz göreve geldiğimizde Çatalpınar çıkışında 4 kilometre yapılmıştı. Şu an 30 kilometresi yapıldı. Ben 2009'dan bugüne kadar kimin emeği geçtiyse tüm milletvekillerimize, bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Aybastı Reşa Diyarası ihale edildi. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Açıklamasında 2 yıl içerisinde Aybastı Reşa Diyarası'nda bitireceğini söyledi. 49 kilometre 82 milyona 5 sene önce ihale edilmişti. Çalışma şu an Perşembe Yaylası'na dayandı. Devam ediyor. Yine Cumhurbaşkanımızın bugünkü açıklamasında Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında Aybastı Fas'la yolunun da 3 yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi. İnşallah Aybastı çevre yolu 5 sene önce ihale edilmişti. İşte program alınması, ihale edilmesi, kamulaştırmaya başlandı. Vatandaşla anlaşılarak %80'i çözülmüştü. %20'si de mahkeme süreci sürecine dönüşmüştü anlaşılamayanlara. Mahkeme süreci de bitti. Şu an kaynak sıkıntısı var. İnşallah onu da sayın vekillerimiz, başta Şener vekilimiz, Şener Bey'den, diğer vekillerimizden bu konuda Aybastı'nın bölge halkının ciddi beklentisi vardır. Kaldı ki Şener Bey sizin bölgenin vekili. Evet, amca. Şener Bey'in de Aybastı'ya vaadi var. Benim dedem, babam Aybastı Fas arasında ilk kazmaya vurduran adamdır, şahsiyettir. İnşallah geri kalan tamamlamakta bize nasip olacak demiştir. Bu insanlar bu beklentiyi de beklemektedir. İnşallah yapmak ona nasip olur. İnşallah biz de arkadaşlarımıza söyleyelim, takip etsinler inşallah başkanım. Bir selam var. 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayımız sevgili Kadem Adalı başkanıma selam söyle demiş. Ben ileteyim başkanım. Bir de Erdoğan İnce abimiz yazmış. İsa kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Başkanı tebrik ediyorum. Belediye başkan adayları izlesin, örnek alsın. Özellikle ilçe belediyeleri uçuk projeleri vaat edenler ödeneği nereden alacaklarını bir düşünsünler diyor başkandan sonra diyor. Evet. Evet başkanım, bir turizm başlığı açalım o zaman. Evet. Şimdi bizim ilçemiz gelir kalemleri tarım, hayvancılık ve turizm. Turizm geliştiği sürece bölgemizde hayvancılık da gelişeceğini biz öngördük. Aybastı Perşembe Yaylası tarihiyle, doğal güzellikleriyle, yapılan festivalleriyle ve ulaşımıyla bölgede Karadeniz'de en önemli yaylalardan bir tanesi. 1992 yılında turizm bölgesi ilan edilmiş, 9 asrı aşkın festivallerin yapıldığı, Türklerin Karadeniz'e ilk girdiği kapı olan ve 6000 şehit vererek bu topraklara bize emanet edilen bir yer. Festivalde 7 günde 250 bin insanın geldiği bir yer. Biz 10 yıldır İsa Bey yaylaya çok şeyler yaptık. İmkanlar dahilinde. Yani bizim bir şanssızlığımız da şu. Ordu merkezde yaşayan insanların hep aklında Çambaşı Yaylası vardır. Çünkü Çambaşı Ordu'ların arka bölgesi. Doğru. Biz Fas'ta Bolaman Havzası'nın arka bölgesindeyiz. Birçok Ordu Ayvası Yaylası'nı bilmiyordur Çambaşı'yı. Bilmiyordur. Doğrudur. Belirli avantajları Çambaşı bizden almaktadır. Büyükşehir'in bile ilk aklına Çambaşı gelir. Valinin aklına Çambaşı gelir. Yani bir nevi de adaletsizlik olmuştur. Yani hizmet anlamında şu bu. Evet. Ama biz buna rağmen, bizden önceki arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, ilçe halkımız, biz Perşembe Yaylası'nın başta tanıtımı olmak üzere. Yani bize gelmeyen ulusal kanal, yabancı kanallar, bir önce bir yeri tanıtmak lazım. Kesinlikle katılıyorum. Tanıtım çok önemli. Biz Perşembe Yaylası'na göreve geldiğimiz günde bir tane parke taşı yoktu. Şu an her taraf parke olmuş, asfalt olmuş, ışıklandırılmış. Biz göreve geldiğimizde bir tane Kabaktepe mescil alanı vardı. Şu an biz 6 tane daha yeni mescil alanı bitirdik. Çünkü yazın
Onlarca, yüzlerce insan geliyor, rahatlıkla piknik yapabilecek ortamları sağladık, başta kent olmak üzere. Perşembe eylemize biz 4 tane sohbetimizin başında dedik ya, insanlar geldiğinde festivalde tuvalet ihtiyacını çadırda giderirdi. Evet. Biz günün şartlarına, günün çağın şartlarına uygun bu eksikleri giderdik. İş yeri sahiplerimizle defalarca toplantı yaptık. Daha güzel hizmet sunmak, hizmet sektöründe olanların giyimiyle, kuşamıyla, hizmet anlayışıyla, görselliğiyle, iş yerinin düzeniyle alakalı. Belediye meclisimizden 4 yıl önce karar aldık. İş yerlerin tadilat ve onarımını hem önünü açtık, bir nevi de zorladık. Çünkü bizim yaylamız hala mera. İmar planını 7-8 ay önce bitirdik. Ben bu konuda şu an AK Parti Genel Başkan Vekilimiz, o gün Turizm Bakanı'ydı, Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Bey'e teşekkür ediyorum. Yani bizim bölgemiz en büyük katkısı olmuştur. Türkiye'de ilk defa bir merada turizm imar planını bitirdik. Bu plan inşallah şu an parselasyon çalışmaları devam ediyor. Yaylaya bir cami kazandırıldık. Ben Orhan Günder Bey'e ve ailesine teşekkür ediyorum. Yaylamıza renk kattı. Bir güzellik kattı. Şehitliği yaptık. Bizim için şehit olan 6000 şehidimizin varlığı yokluğu orada belli değildi. Usulen işte basit şeyler yapılmıştı. Biz bugün elhamdülillah Emir Kümbet Türbesi'ni yaptık. Manevi turizmi de geliştirme adına şehitliğimizi ve bunun yanında 3 türbe daha yaptık. Aybas'ta ziyarete açtık. Doğa turizmin yanında manevi turizmin de ilçemizde gelişmesi için belli bir noktaya getirdik. Yapılan tanıtımlar sonrasında 150-200 binden ziyaretçi sayımız şu an 1 milyon. Biz göreve geldiğimizde yayla Ekim ayı sonu, Kasım başı gibi kapanır. Nisan'a kadar yayla kapanırdı yani. Evet. Sezon kapanır. Yayla yolu da kapanırdı yani kardan, kıştan. Şu an yaptığımız karayollarıyla çalışmalar. Bu ilçe belediyesinin, bu garibin bu işte çok büyük emekleri vardır. Karayollarla görüşerek, gerek kent ormanda gerekse yaylada karayollarına yeri göstererek, gerekirse onların ihtiyaçlarını karşılayarak yayla yolunun gece gündüz 12 ay 24 saat açık tutulmasını ve yayladaki iş yerlerimizin açık tutulmasını sağladık. Çok güzel başkanım. Yani, kışın çok daha keyifli, evet, aslında yayla. Yani, yalnız bir sorun var başkanım orada. Aslında biraz nokta koymanızı bekliyordum. Bir Çambaşı'ndan alayım isterseniz. Çünkü evet, orada bir tespitim var. Şimdi Çambaşı daha önce orduların çok yoğun kullandığı bir alandı. Ancak Aybas yaylasının bilmemesi sebebiyleydi, evet, böyle. Evet. Şimdi ben de dahil, mesela ben de dahil Aybas şenlikleriyle beraber Aybas yaylasını gördükten sonra tercih yaparken mesela bir Çambaşı yapıyor ise insan bir Aybas yaylası yapıyor. Dolayısıyla evet, bu anlamda ciddi bir katkısı olduğu tanıtımların şeye, Aybas yaylasına. Ve artık bence hem Çambaşı hem de Aybas yaylası ortak ziyaret ediliyor. Bir sorun var. Kışa özellikle damga vurarak söyleyelim ya da atıfta bulunarak söyleyelim. Konaklama sorunu var orada ciddi manada. Evet. Özellikle kışın mesela. Yazın, evet, bir nebze idare eden bir, evet, durum var ama, evet, kışın çok sıkıntılı bir süreç var. Bu aşılabilecek mi? Ya da bu anlamda çalışması olan insanlar var mı? Belediyenin bu anlamda çalışması olabilir mi? Bütçeden bahsettiniz. Pek bütçeye bakarsak mümkün değil ama Büyükşehir belki bu anlamda bir rol üstlenebilir. Keza çok gerekli. Yani o güzelliği, o tabiatı, o doğayı. Dün akşam bizim arkadaşımız, benim kardeşim gibi bir çocuk var, Yasin Şahin var biliyorsunuz. Size misafir olmuşlar, anlattı, evet, uzun uzun. Dolayısıyla o güzelliği herkesin yaşaması lazım. Yaşayıp da hemen gelmemesi lazım. Yani oraya da bir katkı sağlaması lazım. Ama bunu yapılması için bir tesislerin olması lazım. Sosyal tesislerin, otellerin, konaklamanın, evet, olması lazım. Bununla ilgili belki Büyükşehir Belediyesi bu anlamda bir rol üstlenebilir. Sizin belediye yapılmaz ama var mı böyle bir tasarım? Şimdi şöyle, Büyükşehir'e de gerek kalmadan biz o çözümü ürettik. İmar planını bitirmekle. Şu an mülkiyet problemlerini bitirdik. Aybastı Perşembe Eylası'nda parselasyon bitiyor. İmar bitti. Mülkiyet sorunu da çözdük. Biz devam etseydik her şeyimiz hazırdı. Yani 2 ay, 3 ay sonra düğmeye basacaktık. Mesela Kabaktepe'de 380 dönüm yerin ihalesini yaptırdık. 250 yataklı 4 yıldızlı otel ihale edildi. İmar planı şunu bunu yeni bitirdik. Çok güzel. Yeni bitirdik. Projelere devam ediyor. En kısa zamanda ruhsat alınacaktır. İnşallah. Yine Sırat Ceylesi'nin üzerinde A tipi mesire alanı ilan ettirdik. İhaleye çıkarttık. 30 tane bungalov ve diğer sosyal ünitelere başlandı. Bu yazın hizmete geçecek. Harika. Oranla doğasını bozmadan. Evet, bozmadan. Tamamen ahşap. Güzel. Ama en önemlisi biz yaylada
Perşembe Yaylası'nda kentsel dönüşümü sağlayacak bir ortama getirdik. Ve Esenoba, Haciloba, Ficiloba, Yenioba, Hamasos Obası dediğimiz bölgelerde de Tavşantepe dahil 7 tane otel yeri planladık. 50'şer dönüm, 100'er dönüm araziler üzerinde. Plan da bitti. İnşallah bundan sonra biz devam etseydik bu süreci hiç kesmeden devam ettirecektik. Ama bizden sonraki gelecek arkadaşlarımızın Turizm Bakanlığı'yla görüşüp bu yerleri ihaleye çıkarıldığında yatırımcı gelecektir. Yatırımcı var, gelmek istiyordu. İmar planını ve bu noktaya gelmesini bekliyordu. Evet. Şimdi Perşembe Yaylası'nda çok ciddi talepler var. Yani yatırımcı, yerli, yabancı. Ben devam etseydim, bunu daha önce söylemiştim. Allah nasip etseydi 5 yıl sonraki hedefim şuydu. 1,5 milyon insanın, yerli ve yabancı insanın gelmesi, bunun 500 bininin konaklamasını sağlamak. Süper. Üçte bir insan konaklar mı? Üç kişi de bir şey oraya gelen konaklar. Kesinlikle konaklar. Günübirlik gelen bir öğün yemek yiyor. Bir gece kalan 3 öğün yiyecek en az. Kesinlikle başkan. Bunu anlatmaya çalıştım aslında. Şimdi geçen o dediğiniz arkadaşlar geldiklerinde memnun kaldılar. Güzel. Şimdi kayak merkezi bizde olmaz ama kısa mesafede kızak merkezleri. Bizde hep mülkiyet problemi olduğu için daha yeni çözdük. 92'de turizm bölgesi ilan edilen bir Perşembe Yaylası'nı ben 2009'da göreve geldiğimde 17 yıl hiçbir şeyle uğraşılmamış. Bir çizgi atılmamış, bir emek verilmemiş. Biz imarın yapılmasını izin al, haritanın yapılmasını, zemin etütleri, imar planını yaptık, götürdük. Yani aynı hükümetin bazı bakanlarında bunu zorlandık. Numan Bey olmasaydı bu plan yine bitmezdi. Kendisine, Aybars Sağlık adına, Ordu Turizm adına bir kere daha teşekkür ediyorum. Hı. Bundan sonra Aybars'ta Perşembe Yaylası'nın önü açılmıştır. Bundan sonra bizden sonraki gelecek arkadaşımızın çok dirayetli olması lazım. Tavizsiz olması lazım. Dik durması lazım. Yani projeler, alelade projelerle projelere usat vermemesi lazım. Yayla doğasına uygun taş ve ahşabın dışında hiçbir malzemeli üretime müsaade etmemesi lazım. Tamamen yerli malzemeyle, doğal malzemeyle biz onun proje çalışmalarını da yaptık. Tamamen örnek projeler tip yerli taş ve ahşap. İki kat. Yani inşallah bak biz göreve geldiğimizde yaylada İsa Bey 12 ayda kuzu tüketimi 4-5 bindi. Şu an 30 binlere dayandı. Yıllık kuzu hayvancılık tüketimi. Anlamında evet. Ciddi bir teşvik. Şimdi tüketilen kuzu miktarı bu. Bu hepsi Aybars'ta yetiştirilmiyor. Aybars'ın kuzusu yetmiyor şu an. Ha. Bunun 30 binin 15 bini Aybars'tan. Geri kalanı Korgan'dan, Bahçıvrik'ten, Niksar'dan, Reşadiye'den, Mesuliye'den, Gölköy'den yetmedi. Tokat'tan, farklı bölgelerden temin ediliyor. Hedef 5 yıl sonra bizim hedefimiz 50-60 bin kuzu tüketili ortama ulaşmaktı. O da konaklamayla olabilecek bir şey. Evet. İnşallah hepsinde Aybars'lılar üretir. Evet, inşallah. Turizm gelişikçe Aybars'ta hayvancılık da gelişiyor. Eş değer. Bizim yaylalarımız da küçükbaş için çok ideal. Koyunları Nisan'da çıkarttığınızda kar yağana kadar ekstra fazla bir şey vermeden yaşamını ve beslenmesini sağlayabilecek ortama sahibiz. Harika. İnşallah bu dediklerinizin hepsi yaşanır sevgili başkanım. Hepsi yerine gelir. Gerçekten Aybars da büyük bir nimet. Kullanmamak evet. Herhalde herhalde yapılabilecek en büyük hata olur diye tahmin ediyorum. Turizm anlamında yine bizim Türkiye'de eşi benzer olmayan Menderes'lerimiz Perşembe Yaylası'nda mevcut. Hemen alt tarafında Çiseli Şelalesi, Şehitliğimiz, Kabaktepe, Kent Ormanı, Kanlıpınar. Yine Türkiye'nin en uzun şelalesi, Aybars'ta uzun dere şelalesi, Armutlu şelalesi, 4 tane türbe, 6-7 tane piknik alanı, mesire alanı. Yani biz diğer yaylalara da gidiyoruz. İsim vermeye gerek yok. İnsanların gezebilecekleri çok alternatifleri yok. Bizim yaylamızın konumu 30 kilometre sonra Reşadiye ilçesi, 40 kilometre sonra Niksar, Niksar'daki tarihi eserin toplamı Ordu'nun toplamından fazladır. Türkiye'nin en uzun kalesi orada. En eski tıp medresesi orada. Yani oraya gelen misafirlerin yaylada konaklayıp günübirlik tarihi mekanları hemen Reşadiye'de Kaplıca gidip evet. Gelebilecekleri uzun süre kalabilecekleri ortam var. Ne kadar mesafe başkanım arası? Perşembe Yaylası Reşadiye 30 kilometre. Çok yakınmış. 20, şu an yolda bitmek üzere. Yol zaten iyiydi. Şu an daha geniş bir yol bitmek üzere. 20 dakikalık yol. Evet.
Atilla abimin önerileri olmuş yeni gelecek başkanla ilgili. Hem orada diyor jestik yarışları hem de drone yarışları düzenlense ilgi çeker diyor. Atilla abiye teşekkür ederim. Gazeteci Atilla Şipşek abi. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Şenol Toru yazmış. Hayırlı yayınlar demiş bize. Teşekkür ederim. Ayvaslı'nın gururu İzzet Başkanımıza selam ve saygılarımı sunuyorum demiş. Biz de Şenol Bey'e teşekkür ediyoruz dostumuza. Perşembe'den Recep abi yazmış. Ben toparlayarak okuyayım. Diyor ki 31 Mart'ta en az %10 oy düşer Ayvaslı'nın başkanımı çok ararlar. Başkanım gibi olmaz Ayvas'ta artık diyor. Hizmet Başkanı çok ararlar demiş. Teşekkür ederim Recep Başçınar abime. Başkanım bir toparlamaya çalışırsak 6 dakikalık bir zamanımız kalmış. Evet. Şu 10 yıla bir baktığınızda içinizde kalan ne var? Keşke şunu yapabilseydim dediğiniz ne kaldı başkanım şeyde Ayvas'ta? Yani keşke diyebilecek şahsımla alakalı yani Ayvaslı Belediyesi'nin yapabileceği hizmetlerle alakalı değil ama örneğin keşke farklı şeyler düşünülmeseydi de o yayla olaylarından sonra Aybastı Kültür Merkezi spor kompleksi bitseydi de bugün Aybastımıza hizmet eder durumda olsaydı. Keşke sanayi sitesinin harfiyatında bize büyükşehir yardımcı olsaydı da bugün sanayi sitesine başlanmış olsaydı. Evet. Yani. Yani elbette ki keşke dediklerimiz var ama bunlar hayatın doğal sürecinde var. Şahsımın yapabileceği, koşabileceği ekibimin çok keşkelerim olmadı. Ben burada 10 yıl bize belediye başkanlığı yapma görevini veren tekrar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Aybastı halkıma teşekkür ediyorum. Gurbetime teşekkür ediyorum. Evet, yani son diyecektim başkanım. Hem gurbetten hem de Aybastı'dan yani söylemek istediğiniz ne bir varsa. Bir arada dostluklar edindik, Kuştay'ında dostluklar edindik. Almanya'nın Frankfurt'un da Köln'ün de, Marburg'un da, Münih'in de, Fransa'da, Gustavville'de, Belçika'da gerçekten güzel hemşehriler, güzel dostluklar kazandık. Oralara selam gönderiyorum. Oralarda gidip helallaşmak isterdim. Helallaşamadık. Uzak. Bu vasıtayla helalleşin başkanım. Evet, yani İzliyorlardır inşallah. Bizi ekranlarında izleyen tüm hemşehrilerimizden, dostlarımızdan bu bir veda değil ama 10 yıllık süreç içerisinde yedik, içtik, geldik, gittik. Yaptıklarımız vardır, yapamadıklarımız vardır. Ordu sevdalısı, ülke sevdalısı, Aybastı sevdalısı tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. Yine 19 ilçede yaşayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. 800 mahallelerinde oturan, evlerinde şu an bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. 10 yıldır birlikte ilçelerimize hizmet ettiğimiz tüm belediye başkanı arkadaşlarıma, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Yeni belediye başkanı olan arkadaşlarımıza, adaylarımıza canı gönülden başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin, Yüce Mevla'm mahcup etmesin. Yine 10 yıl içerisinde Aybastı'da birlikte çalıştığımız belediye meclis üyelerimize, çalışanlarımıza, gece gündüz çalışan belediye personelimize, AK Parti teşkilatımızın tüm kademelerine, partili partilisiniz. Bize oy veren, Cumhuriyet Halk Partili, MHP'li, Saadet Partili, gönül veren, dua eden herkese, tekrar ak sakallı, asla saçlı nenelerimize, dedelerimize teşekkür ediyorum. Durmak yok, bu sevda bitmeyecek. Aybastı için, ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Tabii 10 yıl bizim ilçemizin, ordumuzun tanıtım için, ordunun Türkiye'ye dünya açılan ilk kapısı olan TV52 ailesine, ilk programı burada yaptık. Bu odada, bu stüdyoda. Evet. Şu an son program. Belki ileride programlar olur olmaz. Muhakkak. Olacaktır. Başkanım. Olacaktır muhakkak ama olacaktır. Şu an itibariyle son program. Ben size çok teşekkür ediyorum. Yani televizyonculuk farklı bir sektör. Zor bir sektör. Herkesin beğenisini kazanmak, herkesin takdirini kazanmak zor. Mümkün değil. Yani o yüzden size de teşekkür ediyorum. Hem ticari hayatınızda hem televizyoncuk hayatınızda başarılar diliyorum. Bizi izleyen tüm hemşehrilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cenab-ı Allah hepimize sağlıklı, bereketli, hayırlı ömürler versin. Bir teşekkürü de eşime ve çocuklarıma ediyorum. Çünkü 10 yıllık süre içerisinde onlardan zaman zaman ayrı kaldık. Belki baba sevgisi, eş sevgisinden mahrum kaldılar. Onlar da haklarını helal etsinler. Başkanım bu duruma seviniyorlar mı? Herhalde en çok sevinen onlardır. Valla küçük Ali Zağ var. İşte Gökdeniz, onlar ortaokula gidiyorlar. Kızım üniversitede. Allah başlasın. İstanbul Üniversitesi'nde. Tabii daha çok zaman ayıracağız ama
yine Ordu için, Aybast için çalışmaya devam edeceğiz. Siyasi hayatımızda durmak yok, yola devam diyoruz. Mesajlara bakınca siz bıraksanız da millet sizi bırakmayacak gibi görünüyor. Ben bir iki mesaj okuyayım müsaade ederseniz. Tabii. Onlarla kapatalım inşallah programı. Kendir Hacı yazmış. İzzet Gündoğar, sen Aybasti dünya markası yaptın. Emeklerin unutulmaz ama siyaset böyle bir şey demiş. Biz de Hacı Bey'e teşekkür ediyoruz. Evet, Yeşil Uzun Derem yazmış. İzzet Başkan, sen her şeye layıksın. Sen tüm Aybasti'nin kalbindesin demiş. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Cesur Karakaş yazmış. Sayın İzzet Gündoğar Başkanım, seni Aybasti çok arayacak demiş. Sağ olsun. Evet. Yüksel Evsen yazmış. Hayırlı akşamlar başkanım. Sana yapılanları Aybasti halkı biliyor demiş. Yüksel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Özkan Cemal Özer yazmış. Başkanım sana her şey yakışıyor. Adamın hasısın yazmış. Sağ olsun kardeşim. Yeşil Uzun Derem. Senin sevdan koltuk sevdası değil, hizmet idi. Olmadı, sağlık olsun demiş. Evet. Yavuz Genç yazmış. Pardon, bunu geçelim. Bu galiba başkasına cevap vermiş. Bakıyorum başkanım daha var mı diye. Peki, herhalde mesajlar bu kadar. Son bir şey var mı başkanım? Söyleyeceğim. Yok, son. Kapatacağım. Ben şimdi yaptıklarımızın tamamını anlatma şeyimiz olmadı. Biz burada 60 sayfalık 10 yılda yaptığımız hizmetlerin bir özetidir. Aybasti tarihine geçecek hizmetlerdir. Tekrar ben tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Evet. 2019 31 Mart seçimlerinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yine buradan defaten söylüyorum. Bugün Cumhurbaşkanımız ordumuzu şereflendirilmiştir, onurlandırmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu ülkemizin başında uzun süre kalmasını, başarılı olmasını. Çünkü Cumhurbaşkanımızın hem bu milletin hem de bu ümmetin ihtiyacı var. Mazlum milletlerin ihtiyacı var. Cenab-ı Allah ona hayırlı, sağlıklı, başarılı ömürler versin diyorum. Tekrar İsa Bey'e teşekkür ediyor. Hepinize saygıyla selamlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Biz de başkanım öncelikle bize söyledikleriniz için, güzel sözler için çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de Mehmet Erişti'ye yapalım. Çünkü bu program Mehmet Erişti yapacaktı. Ben özellikle almak istedim bu programı ve Mehmet abi anlayış gösterdi. Mehmet abi de çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben başkanımla sohbet etmeyi, programı yapmayı çok istedim. Hoca da bize anlayış gösterdi. Ben de Mehmet abiyle ilgili bir cümle söyleyeyim. Hay. Şimdi programın başında kısa bir görüntü oldu. 2009 yılında adayız. Hiç canlı yayına girmedim. İlk defa canlı yayına. O zaman adaylar sıra da burada. Benden önce de İsa Demirci, Kızıl Elma o zaman belediye başkanımızdı. 6 gibi saat verildi. 6:20 oldu. Biz o zaman girdik. Programla giriş istişare etmeden direkt canlı yayına girdik. Yani böyle. Ne sorulacağını... İlk karşılaşmanız direkt programın içinde. İlk karşılaşmamız. Adımızı sanımızı dahi sormadan, nasılsın, iyi misin demeden... bu programı onunla yapacaktık. Siz de yaptık. Ben size Cami Gölü'ne teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Mehmet abi çok teşekkür ederim. Bize verdiğiniz bir değerdir, kıymettir. Ben Mehmet abi de teşekkür ediyorum. Bu toplumun en büyük sıkıntılarından bir tanesi şudur diye inanırım ki başkanım, hak edene hak ettiği değeri vermiyorlar maalesef. Ben de özellikle bu programı kendim yapmak istedim ki başkanım hem kalitesine hem baştan da söyledim ben bu programda tarafım diye. İnandığım için tarafım, çünkü başkanım sizi sadece Aybastlılar tanımıyor, bütün ordu tanıyor. Ben hem siyasi ahlakınızı hem de beşeri ahlakınızın tamamına kefil olduğum için özellikle bu programı istedim. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Sevgili izleyiciler, bu akşam İzzet Gündoğar'ı ağırladık. İzzet Gündoğar hem gönül alan hem de dua alan bir belediye başkanı. İzledik, söylemlerinde de gördük. Aybastı'nın başarılı belediye başkanıydı. Bu dönem inşallah dinlenecek. Önümüzdeki günlerde çok daha iyi yerlerde inşallah kendisini görürüz. Gerçekten toplumun İzzet Gündoğar gibi insanlara, siyasetçilere ihtiyacı var. Hem ordu siyaseti için hem de Aybastı siyaseti için bu dönemde en büyük kayıptır diye düşünüyorum. Programa ayırdığınız zamandan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Yarın hafta başı hepinize iyi, mutlu, güzel, bereketli bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.